Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Karşınızdayız konsey olarak. Bir haftalık bir ara verdik malum korona olaylarından dolayı. Affola diyelim arkadaşlar. Bizde durumlar iyi değildi. Ben pozitiftim. Eda Evet. temaslıydı. Görkem'de durumları iyi değildi. Kardeşi hatta daha sonra annesinin pozitif durumu söz Evet. konusu oldu. Galiba şu anda Görkem'de sıkıntı yok. Umarım bu durum böyle devam eder. Murat Han Böyle büyük kalmayı annesini umuyorum. kaybetti. Beti. Evet. Evet. Koronadan dolayı arkadaşlar. Evet, konsey olarak bir kurşun döktürdük. Şeyde Ogrimmar'da yaşlı Buranın büyücüden. Umarım bayanlar. Of. Sağ olun madem. koronamayanlar, evet öyle olduk biraz. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Korona Günümüz Türkiye'si yapacak bir şey yok. Aynen. Yaştı büyücü de. Kurşunumuzu döktürdük. Geldik. Biliyorsunuz hemen böyle konuya biraz hızlı giriş yapıyormuş gibi olacak ama geçtiğimiz hafta böyle güzel ve sarsıcı bir videoyla karşılaştık. Biliyorduk aslında mevzuyu. Neyin geleceğini, neyin karşımıza çıkacağını az çok. Çünkü PTR'da da görmüştük, Beta'da da görmüştük. Mevzuların nasıl yönleneceğini, nerelere aktığını az çok artık tahmin de etmeye başlamıştık. Hatta ve hatta video çıktıktan sonra aramızdaki yaptığımız ufak bir değerlendirmeden sonra demiştik. Dedik ve Evet, Nate bir Onos'un temiz olduk. tavırlarını, Tyrande'nin tavırlarını derinlemesine bir mevzu bahis yaptık ve daha sonra dedik ki neden bu konuştuğumuz konuları konsey olarak ekranlarımız önünde tartışmıyoruz, konuşmuyoruz. Güzel muhabbet döndü ve tekrardan sizlerle paylaşalım bir dedik ve çıktık. Bugün açıkçası şöyle bir hazırlık yapmadık. Nasıl diyelim? Hani daha önceki bilgi yayınlarımızdaki gibi bir hazırlığımız yok. Ama ben Görkem'in şeyine biraz danışmak istiyorum. Tabii şimdi biraz Görkem'e gol atmış gibi oldum ama. Estağfurullah, yok canım. Abi biraz hani Netonos konuşacağız ama bilmeyen Aha. vardır. Hani bu arkadaşın geçmişini biraz ele alalım mı diyorum. Evet, Yani bir yani özet kısa bir böyle özet çok. geçmek Evet, lazım. bir kısaca bir hızlı hızlandırılmış Netonos turu. Evet, gerçekten son özellikle bu Battle for Azeroth'un da etkisiyle hem expansion'a çoğu kişi gıcık oluyor, hem de işte özellikle Horde oynayanlar Nathanos'tan bol bol quest alıp terslendiği için ekstra gıcık oluyor. Ama aslında bu karakterin böyle gıcık olmasının ve böyle herkesi terslemesinin aynen Sylvanas'ta olduğu gibi gayet mantıklı sebepleri var. Bunun da ilk başta aslında mesela işte Sylvanas'ın yancısı gibi çoğu kişi görse de aslında Nathanos human olarak yani bir insan olarak High Elf'lerden yani önceki Silver Moon işte ortamındayken daha Arthas saldırmamışken o zamanki düzeninde kabul edilmiş tek insan. Kabul edilmesinin de yanı sıra bu elflerin arasında o kadar yükseliyor ki yetenekleri ve işte taktik dehası işte stratejik yetenekleri sayesinde ilk human olarak böyle insan olarak aralarına girmekle kalmıyor. Üstüne bir de Ranger General oluyor. Ranger Lord oluyor pardon. Yani Sylvanas Ranger General olduğunda yani bu işte oyunda da gördüğümüz Far Strider'lar ne bileyim işte Blood Elf'lerin de sonradan devam eden işte bu alt faction'larında aslında yükselen bir böyle seviyesi var. Sadece bir okçu, sadece bir işte ne bileyim Hunter. oraya eğitim almaya gelmiş bir hunter değil. Aynı zamanda çok yetenekli bir işte kumandan ve işte elflerden de takdir görecek seviyede ki o zaman da elfler aslında yani özellikle high elfler kesinlikle insanları ciddiye almıyorlar. Böyle böcek gibi görüyorlar falan. O zaman böyle yardıma falan da kesinlikle kolay kolay gitmiyorlar. İlk zaten o dönemlerinde böyle aralarına girebilmiş bir karakter. Sonradan da bu Sylvanas'la olan bağlantısı böyle devam ediyor. İlk başta işte Kael'thas'ın bir nevi böyle nasıl diyeyim Sylvanas'la evlendirilecek gibi bir söylenti olmasına rağmen bunu kabulleniyor Nathanos'ta. Bir ilgisi var Sylvanas'a tabii bu zaman içerisinde Sylvanas'ın da onu desteklemesi, Sylvanas'ın da ona bir ilgisi var. Ama bu ilk başta tabii daha böyle profesyonel seviyede kalıyor ve ikisi de birbirine mesafeli davranıyor. Kael'thas'ın da tabii başka dertleri, başka öncelikleri var. Sonradan da öğreniyoruz ki Jaina'ya ilgisi varmış aslında. Bu olaylar olurken tabii
ileriki aşamada artık böyle tam nasıl diyeyim, Alliance'ın artık ilk dertleri bitiyor ve ondan sonra da Arthas mevzuları, işte Arthas'ın Silurum'a saldırması falan olayları olduktan sonra da Nathanos da diğer bütün işte Lordaeron insanları gibi ölüyor. Ama işte Arthas tarafından o da kaldırılıyor ve sonradan aynı diğer Forsaken'lar gibi o da iradesine kavuşuyor. Ve işte Sylvanas tarafından da kurtarılan insanların arasında o da yer alıyor. Ve işte sonradan bu şimdi gördüğümüz yerde, o Eastern Flaglands'te, eski evinin olduğu yerde Hatta şu an resmi var. Netanos önünde çekilmiş bir Yadigar fotoğrafı gibi. aynen bu işte gördüğünüz eski haliyle Vanilla zamanından beri orada kendisi aynen işte o title'ı yokken bile duruyordu ve işte Alliance oyuncuları gelip onu öldürebiliyordu orada görev için. Ya da işte sadece orada elit olarak görüp lootlamak için. Sonradan bu şimdiki görüntüsüne kavuştu. Şimdiki görüntüsüne kavuşmasının da ayrı bir hikayesi var. O da işte Sylvanas'a katılıyor. Uzun zaman geçiyor tabii. Bu son Battle for Azeroth'tan önceki zamanda, galiba Legion zamanıydı, emin olayım, bir hemen bakayım. Evet, Legion'dan. Evet, Evet Legion abi. zamanında Dark Mirror kısa hikayesi var hatta. Orada işte kuzenini kullanarak bir Valkyr'in yardımıyla Sylvanas Nathanos'u vücudunu yeniliyor. Çünkü Nathanos ilk Forsaken'lardan olduğu için çürümesi hızlanmaya başlıyorsun. Legion zamanlarında özellikle. Ve işte Sylvanas ona ihtiyacı var kumandan olarak. O yüzden işte senin vücudunu güçlendirmemiz lazım. İşte aklın vücudunla yetmiyor. O yüzden böyle bir şey yapmamız lazım diyor. Bunu da yapmak için işte kendi kuzenini bir nevi kurban ediyor. İşte Nathanos da buna kesinlikle itiraz etmiyor ve işte kullanıyor kendi öz kuzenini. Onun vücudunu alarak işte şimdiki son gördüğümüz haline geliyor. Tabii ikiz kadar benziyorlar birbirlerine ama gerçek görüntüsü Nathanos'un bu değil. Son gördüğümüz hali, yani o kullandığı vücut aslında kuzeninin vücudu. Stefan Maris diye bir kuzeni var. O hikayede de işte merak ederseniz okuyabilirsiniz, Dark Mirror diye. Nasıl şimdiki haline dönüştüğünü anlatıyor orada ve Nathanos'un nasıl Sylvanas'a işte kendi kuzenini feda edecek kadar sadık olduğunu orada görüyoruz. İşte kesinlikle tereddüt etmiyor, hemen kabul ediyor ve işte ne gerekiyorsa yapıyor bunun için. Sonrasında da zaten işte bu işte Battle for Azeroth'un olayları oluyor ve alttan işte bu olayların ilerlediğini görüyoruz. Nathanos'la ilgili kısmı Sylvanas bölümünde de konuşmuştuk zaten. Sylvanas'ın bütün bu olayları işte o Edge of Night hikayesinden başlıyor ve ta ondan öncesinden beri Nathanos zaten ona sadık, işte başkumandanlarından biri ve işte onun için her şeyi yapıyor o zamandan beri ve muhtemelen bu olay olduktan sonra da Sylvanas'ın bütün planlarına yardımcı oluyor. Bütün her şeyden haberi var. Ve Sylvanas'ın Warchief olması için, Warchief olduktan sonra amacına ulaşması için de her şeyi yapıyor ve son artık böyle o kitapta da anlatmıştık, işte kitap bölümünü onun için de okuyun. Yani okuyun diyorum, izleyin. Okuyun da tabii kitabı. Kitapta da işte Nathanos ilk kez artık Sylvanas'ın emrini yerine getiremiyor. Ve ondan sonra da Sylvanas onu yanında işte Mav'a götürmeyip, sen burada kalıp işte Von Samdi'nin hizmetkarlarının yolunu keseceksin ve onun işte yapmaya çalıştığı planları engelleyeceksin diyor. Nathanos da yapacağını yapıp artık bir şey yapamayınca Mav'a gitmek için kendisini öldürtmek amacıyla eski evine gidiyor ve o ilk Vanilla'da gördüğümüz haliyle orada yeniden bir elit boss olarak duruyor. Yani Nathanos'un şimdi event sırasında kestiğimiz hali aslında onun oyundaki ilk hali gibi, ona gönderme. Orada gene yanında iki işte köpeği var. O ilk halinde de vardı. Hatta klasik oynarsanız gidip orada görebilirsiniz Eastern Flaglands'te. Aynı şekilde gidip orada kesiyoruz. Aşağı yukarı aynı şeyleri söylüyor.
orada da gene böyle kendisine saldıran işte alayları tabii orada böyle alay ediyor falan, ama şimdi de gene aynı şekilde aynı alaycı lafları ediyor. Ta o zamandan beri Nathanos aslında aşağı yukarı aynı karakter. Şimdi Nathanos'u kestiğimiz zaman Hort tarafında işte Lortemar'ın dediği şeyler var. İşte kendi hayatında da böyle kabadayı ve işte insanlara üstten bakan biriydi gibi bir şey diyor. Ama hakikaten Nathanos insan halinde de öyle ve işte High Elf'lerin Ranger'ı olduğunda da öyle ve böyle olması için aslında çok da sebebi var. Bunu defalarca ispatlamış, işte High Elf'lere kendini kabul ettirmiş, kumandanlığını kabul ettirmiş. İşte o yüzden şimdi bize davranışının altında da bu deneyimi ve önceden yaptığı şeyler var. Ve son aşamada da işte Tyrande ile olan yüzleşmesinde de zaten aslında Mav'a gitmek istiyor ve bunu zaten videoda Açık açık söylüyor. söylüyor. Bunu da konuşuruz şimdi. O aşamada da hala işte Sylvanas'a ne kadar sadık olduğunu ve onun yanına gitmek için bütün bunları yaptığını ispatlamış oluyor. İşte Aşksın. Nathanos böyle bir. The Peki o end. zaman ben şimdi burada soruları hemen döşeyim arka arkaya. Çünkü merak edildiğini zannediyorum. Ve yani birkaç tanesini evde işte muhabbet yaparken Eda'nın da sormuşluğu var. Şu an her ne kadar telefonuyla oynuyor da olsa. Evet. Sylvanas yanında alıp götürmemesinin sebepleri. Yani simple bir şekilde böyle elinden tutup niye götürmedi? Gel aşkısı demedi. Gel aşkısı. Yani Simp ve simp zaten. Ay hı? çok kötüydü simp Bu bana. Murat'a sen mi söylersin, ben mi söyleyeyim? Yani kitapta aslında bir şey açıklamamış olsalar da kitapta bu olay geçiyor. Evet. Yani, Zaten başarısızlığı yüzünden diyor ki yani senle şu anda uğraşamayacağım diyor. Açık konuşayım. Bayağı öyle diyor işte. Gökyüzünü kırdıktan sonra Nathanos yanına geliyor işte. Mahcup bir şekilde boğulsam diyor öldüremediği için. Sylvanas diyor ki şu an seninle uğraşamam. Git başımdan diyor. Senin başarısında uğraşamam diyor. O yüzden Nathanos da senin emirlerini beklemek için işte eski evime gideceğim diyor. Sylvanas da ne istersen yap diyor. Artık ben Jailer'a aşığım diyor. Yok ya. Jailer'a aşığım demiyordu, değil Ya ona mi? da aşık olunmaz mı ya Jailer'a da aşık gerçekten? olmazsın ya. Orada Abi şöyle bir Jailer'a detay da var aşık aslında. olunmaz mı ya? Sweeper. Kitabın en son bölümü. Ne? Dur kaçırdım. Kitabdan görkem devam et. Ah tamam, pardon. Yani kitabın en son bölümünde aslında şöyle bir detay var. Yani orada Nathanos'un, yani Sylvanas'ın verdiği bir görevi ilk kez yapamadığını öğreniyoruz. Ve işte Sylvanas buna çok bozuluyor. Ve aslında Nathanos'un yanında Sylvanas'ın verdiği bir şişe var. Böyle o şişeyi kullanarak yeniden Sylvanas'ın yanına gidebilir. Ve muhtemelen işte yani o son bölümden anladığımız kadarıyla aslında Sylvanas gittikten sonra da onu gene kullanıp Sylvanas'ın yanına gidebilir. Ama Sylvanas kal dediği için şeyde kalıyor. Kal Yani bebeğim. Azeroth'ta kalıyor. Ve yani o Sylvanas'ın verdiği görev uğruna bir şeyler de yapıyor gibi anlıyoruz. Yani onu yapıp ondan sonra oraya gidiyor. İşte Von Sandy'nin işte takipçilerine bizi kastediyor tabii. İşte yani bizi derken işte Horde ve Alliance liderlerini ve onları takip eden, onlara sadık kalan oyuncuları, işte kahramanları kastediyor. İşte onları engelle diyor. Ben işte yapacağımı yapayım ama Von Sandy buna engel olamasın diyor ve aslında Nathanos da bir nevi bunu başarıyor. Çünkü Sylvanas'ın işte yolladığı Mouse Warner liderleri kaçırıyor. Yani bunu engelleyemiyor, bu Von Sandy bunu engelleyemiyor sonuçta. Demek ki aslında Nathanos görevini yerine getirmiş. Ondan sonra da işte görevini yerine getirdikten sonra bu şeye gidiyor, evinin önüne ve artık öldürülmeyi bekliyor. Zaten kasten aslında herkesi tahrik ederek, kendine saldırtarak böyle bütün hem konuşmalarıyla hem böyle işte Tyrande'yi bile kendine çekecek kadar böyle yerini belli ediyor ve işte zaten o dövüş sırasında diyor yani beni burada bulmanıza çok şaşırdım, işte olacağım en son yer elinden geldi mi falan diye böyle bayağı dalga geçiyor orada Evet, herkesle. Yani en bulunabileceği yere gitmiş ve öldürülmek için orada zaten.
Ve şeye işte Tayland'a da orada diyor yani beni öldürürsen zaten Lady'me giderim ben Aynen diyor öyle. işte kraliçeme giderim işte öldür de gideyim diye zaten onu da tahrik ediyor. İyice Evet. sinirlendiriyor Ya bu Tayland'ı da. Shadowrise'in kitabında geçmiş olan muhabbetlerden dolayı yani herhangi bir işte fiziksel olarak bir engel ya da işte büyüsel olarak bir engel yok yani öyle mi? Yani atıyorum Sylvanas normalde işte görevi başarılıyla ya başarıyla gerçekleştirseydi Neitonos onu alıp götürebiliyor muydu yanında? Yani böyle bir portal falan mı var? Böyle bir geçiş mi sağlanıyor? Çünkü Ya aslında şöyle bir şey var. ha. Yani öyle bir portal yok ve Değil mi? ama orada anladığımız kadarıyla Sylvanas da daha gitmemiş. Yok, hayır. Kitabın sonunda zaten kalbi kırıyor. Evet. Yani Helm'i kırıyor ve işte yani o Helm'i kırmadan önce Sylvanas da Jailer'ın yanına tekrar gitmemiş. Yani ilk kez Azeroth'tan zaten Mav'a geçiyor. O sırada Nathanos'u belki götüremeyecek yanında. İşte iki türlü aslında ikisi de iyi stratejist olduğu için hem buradaki işte yani Azeroth'taki yapacaklarımızı garanti altına al hem de işte ben gideyim bir yolu yapayım gibi bir şey de diyor. Madem yapamadın, madem bu olsam diye öldüremedin, o zaman işte böyle yapalım der gibi de diyor yani. Ya Tamam benim bir hem de merak ettiğim bir konu da şu abi. Neitonos Mav'a geçtikten sonra suret bulacağından nasıl emin? Şöyle emin yani o şeyi biliyoruz. Şimdi yani undead olanlarda ruh yok ama Forsaken olanlarda yaralı bir ruh var. Evet. Yani bütün undeadlerde aslında ruh olma ihtimali var. Çünkü şey var işte necromancerlar isterlerse işte mesela birinden bir bilgi almak istiyorlarsa ölmüş birinden onun ruhunu vücuduna geri çağırıp onu sorgulayabiliyorlar. Böyle şeyler görüyoruz. Oyunda da var birkaç. Forsaken'larda bu özgür irade olarak kendi kendine vücut buluyor. Yani ölüyorlar, ruhları gidiyor Mav'a ya da işte Shadowlands'e ama Forsaken olduğu için ruhunun bir kısmı o işte vücudunda kalıyor. Ve bu işte aynı şey gibi. Uther'ın işte ruhunun yaralı olması gibi ve işte o Frostmourne'la Arthas'ı yaraladığında görüyoruz bunu. Hatta işte animasyonda ruhu parçalanıyor. Bir kısmı Frostmourne'a gidiyor, bir kısmı işte Bastion'a gidiyor. Aynı şeyler Forsaken'lar için de oluyormuş. Yani bunu Death Knight hikayesinde aslında anlatıyorlar. İşte şey de var. Orijinal Death Knight'larda bir tane undead opsiyonu da var Horde olarak işte açarsanız. Orada soruyor işte eski bir işte tanıdığını öldürmen gerekiyor Arthas'a bağlılığını ispatlamak için. Orada o alt konuşmayı yaptığın zaman işte nasıl böyle bir şey yapabiliyorsun beni hatırlamıyor musun diyor. İşte hatırlıyor ruhu var ama orada işte Arthas'ın iradesinde olduğu için engelleyemiyor. Forsaken olarak o irade özgür olduğu için demek ki ruhunun işte belli bir kısmı orada kalabiliyor. Oradan onu öğreniyoruz. Zaten o yüzden de işte Nathanos gibi böyle iradesi olan undeadler öldüğü zaman işte ruhunun kalan kısmı esas ruhuyla ya da oraya giden ruhunun parçasıyla birleşiyormuş. Şey işte Steve Danuser'ın bir röportajı oldu işte önceki şeylerden birinde, röportajlardan birinde alternatif evrenlerdeki ruhlar nasıl oluyor falan diye böyle bir soru geldi. O da onunla ilgili beraber işte cevaplarken bunu da cevaplamış. Bir karakter görüyorsanız diyor işte onun Shadowlands'teki hali bütün ruh parçalarının, bütün işte alternatif evrendeki parçalarının İşte bir araya örülmüş bir ip gibi düşünün onu diyor. Hepsi ipin bir parçası ve Shadowlands'te bir araya geliyor. Esas karakteri oluşturuyorlar diyor. İşte oradan dediği de şu, bizim yani oynadığımız karakterlerin olduğu evren ana evren gibi o Shadowlands'taki ruhlar için. Ve işte undeadler için de böyle bir şey var. Nathanos öldüğü zaman ilk ölümündeki giden ruh parçasına orada birleşecek. O zaten orada yani bir nevi yarı yarıya ama
Muhtemelen ruhu tamamlanmadığı için Shadowlands'da cisimleşmiyor. Tamamlandığı zaman işte cisimleşecek. Ama işte Uther'da bir istisna görüyoruz. O ruhunun bir parçası gittiği için orada işte Bastion'da cisimleşiyor ve orada bir şeyler yapıyor. Yaralı olarak gözüküyor. Ama o muhtemelen istisnai bir durum ve Frostborn bir mav silahı olduğu için onu o şekilde görebiliyoruz. Yoksa diğerlerinde muhtemelen böyle bir durum yok. İşte alternatif evren gibi işliyor gibi gözüküyor. Yani ana karakterine sonradan bağlanacak. Görkem diline sağlık. Yine konuşturduk. Evet. Uzun ve detaylı. Yani Datanos'u anlatmak onu bitirdik. Evet, yani çok büyük ihtimal göreceğiz. Yani TLDR olaraktan Too Long Didn't Listen derseniz Nathanos ölünce oraya gidecek. Ama bir şey de bilgi de verelim. Shadowlands görevlerinde ilk patch boyunca ne Sylvanas ne Nathanos var giriş questleri boyunca. Onu da söyleyelim ben. Bir tek Sylvanas'ı görüyoruz. O da sadece şeyde, giriş kısmında Maw'da Anladım. Gözüküyor. Onun dışında yok. Değil mi? Anduin'i zincirlediği yerde. Evet evet, bir tek orada var. Yani Nathanos da o kısımda olmaması çok normal. Çünkü zaten olay örgüsünde aslında yeni ölmüş olacak. Yani ruhu daha yeni işte Shadowlands'e geçiyor olacak. Peki bu şeyde şu anda Tyrande olayı. Tyrande etkisi nedir? Tyrande'nin yani... Onu da Muratan çok güzel yazı yazdı. Bence bu yazısından kendi kendine kopya çeksin, anlatsın. Yani Tyrande'nin etkisi nedir abi? Olayı nedir? Yani nasıl bir şey içerisinde? Tavır takıntı içerisinde? Yani işte biz sürekli söylüyoruz yani, kendisini kaybetti. Ben de konuşacağım. Şahane teoriler. Rage'e girmiş durumda. Yani Night Warrior durumu biraz hani öyle işte Lala işte çok güzel Alliance falan işte Stormwind çok şeker falan tarzında takılmıyor yani bildiğimiz kadarıyla. Zaten ben de yazdım hani Night Warrior'un şu an karşısına çıkana Elun yardım, Jailer yardım etsin çünkü ne Alliance ne Horde dinleyecek durumda şu an. Karşısına çıkan herkesi öldürebilecek durumda gerekiyorsa, onun için Tyrande'e hiç güvenmeyin. Yani, ne Alliance ne Horde dedin, yani buradaki baskı özellikle midir? Artık umurunda değil yani. Yani mesela hiç atıyorum Anduin'i durdurmaya kalksa Anduin'i de biçer mi diyorsun? Anduin'i de biçer. Hiç düşünmez yani. Şu an çünkü Tyrande gemileri yakalayacak oldu. Ve Malfurion da hanımcı olduğu için, ağır hanımcı olduğu için hiçbir şey yapmıyor. Yani, peki içten içe hanımcılığı... yani Malf'ın zaten istediği bu olabilir mi? Yani yıllardır o durgunluğu, sessizliği. Yani artık ya yeter tamam işte sonunda birileri yapıyor ben yapamıyorum tarzı falan. Ama yani Malfurion yine de aptal değil. Şimdi bir anda bir ittifak... Bir şeyin içindeyken kaybetmek istemez bence. Çünkü ya bence şöyle. Şey yapar. Sakin olun. İşte söz yüzeceğim. Ben bir evet. Konuşayım falan. Bir el atayım falan. Ya Malfurion bir şeyi kaybetmek ya, istemez ama yani çünkü... neticede Malfurion'un da kaybedecek bir şeyi kalmadı yani. Evet. Öyle de yani. Bunlar da şimdi öyle mi? Şimdi ben Nighthawk oyuncusuyum aynı zamanda. Yani avantaj alınmışlar abi. Yani orası var hala yani. Kaybedecek bir şey nasıl kalmamış olabilir Nighthawk'ların? Cidden abartmasınlar artık oyuncular da. Yani tamam bir katliam yaşandı. Hiçbir şey demiyoruz ama yani Mount Ajal var, Ashen Vale var. Yani o artık cidden işin abartı kısmı. Ya tabii. Kaybedecek bir şey kalmadı diye bir durum yok. Ama intikam isteği de kendileri yanıp tutuyorlar aslında. Ki Tyrande'nin yaşadığı da bu zaten. Ve aslında orada sinematikte güzel bir detay var. Şey diyor Nathanos, Hind olarak bahsediyor Jailer'dan. Tyrande sanki onu tanıyormuş gibi, ki tanıyor aslında Elun. Bence orada Elun'a konuşuyor Nathanos. Onun Elun'un simgesi olduğunu farkında, o yüzden Jailer'dan Hind olarak bahsediyor. Sen zaten onu biliyorsun diyor yani. Onun haricinde böyle yuh çüşlük bir olayın olduğu bir sinematik değildi ama güzeldi. Yani sunum olarak da çok hoştu. Tyrande'nin gücünü göstermesi açısından da ve işte o geceye karışıyor, gecenin içinden çıkıyor. O Nathanos'un köpeklerine line of sight'sız tek atıyor falan. Şeyde de var. Bakmadan tek atıyor onlara falan. Evet. Ve mesela
Dark Shore'daki lore rezaletini burada affettirmişler. Çünkü trende 20 saniyede falan bitiyor Nathanos'u bu kez. Malum Dark Shore'da bir lore rezaleti vardı. Yani Nathanos 2'ye 1 atıyordu trendeyle. Orada yanında şey var. Valkyr var iki tane. Evet. Bir sürü yani, Valkyr var. O da var. Güçlendiriyor. Nathanos'u da olabilir. Evet, şimdi ama mesela hatta ona rağmen trende bir tane Valkyr'ın da alıyordu aslında orada Sylvanas. Ya, tabii yani. İşte burada Sylvanas 20 saniye. En sonunda yani Valkyr almak da kolay iş değil yani. Evet. 20 saniyede biçiyor Nathanos'u ve Nathanos hani hiçbir endişesi olmadığı için aslında bence sözleriyle Trendel'in bütün galibiyetini gölgeliyor. Yani evet. O yüzden. Ha, ben biraz da onu şey yapacaktım. Yani Trend de bunu böyle iç rahatlatmak için mi yapıyor, yoksa hani bir bildiğimi var ulan? Tarzı... O zaman ben atlıyorum. Yani Murathan kendi yazdığı yazıyı şöyle güzel güzel anlatmadı. Ben Murathan'dan kopya çekiyorum. Birazcık da kendim tuzla biberli anlatayım. Baharatlayayım şimdi... iyice. Yani sinematikte şöyle bir durum var. Şimdi aslında ilk intiba olarak gördüğüm şey işte Thailand'da çok güçlenmiş Night Warrior olarak işte rahat rahat yeniyor. Nathanos da kim diyor. One shot alıyor gibi gözüküyor. Ama şöyle bir durum var. Thailand'da karanlıktan geliyor. Böyle çok sembolik anlatım var yani sinematikte. Dikkatli bir daha izleyin. Baya böyle sanat filmi gözüyle bakın yani ve ciddi bir gönderme var. Ve Elon'un havayı karartmasıyla geliyor mesela. Bu ayı karartıyor önce Elon. Evet. Yani Tayland'de sahneye girerken ortalık kararıyor. Yani evet. Direkt bakın Dark Side, böyle Dark Side of the Moon, hani ayın karanlık tarafı. Yani Night Warrior olarak zaten o şekilde oldu. Ama yani Elu'nun aslında nasıl karanlık bir formda olduğunu ve işte Tyrande'yi nasıl böyle intikamcı bir karaktere dönüştürdüğünü görüyoruz. Yani ikinci olarak bir detay daha var. Yani aslında bir devamlılık hatası var şeyde gibi gözüküyor sinematikte. Tyrande ok atarak işte ilk başta saldırıyor ama... O ok içinden başka bir şey daha söyleyeceğim. Sen bir söyle. Ha, tamam. Yani oku atıyor ama elinde şey yok, yay yok. Elinde bir tane Warglaive'le geliyor ve daha önce bu Night Warrior olduğunda elinde bir tane Warglaive var. Bu iki Warglaive neyin sembolü? Illidan. Yani işte artık... Demon Hunter sembolizmi değil mi? Evet, yani Demon Hunter gibi geliyor hakikaten ve şey artık yayı atıyor, artık çift silaha geçiyor. Bir nevi Illidan'ın felsefesini benimsiyor. Yani gücü amaç için kullanmak ve işte amaca ulaşmak için her şeyin mübah olması olayına geçmiş yani Tayland'da. Bir nevi Illidan'ın yaptığını ama daha karanlık bir versiyonunu yapıyor. Yani böyle sembolik anlatımlar var. Son olarak da o yani karşılaşmada şöyle bir gönderme var. Şimdi Star Wars izlemiş olanlar bu göndermeyi direkt almıştır zaten. İzlememiş olanlar da özellikle ilk Star Wars filmini izlesin. En sonunda onun Obi-Wan'la Darth Vader'ın karşılaşması var. Filmin sonunda yani Episode 4 olarak geçen ve ilk yayınlanan Star Wars filminin sonunda orada Obi-Wan'la Darth Vader karşılaştığında Darth Vader işte artık karanlık tarafın en büyük şampiyonu tabii o aşamada ve çok güçlü. Obi-Wan'sa işte yaşlanmış. Artık böyle ununu elemiş, eleğini asmış ama şöyle bir şey oluyor orada. Obi-Wan kendini feda ediyor. Ölmek istiyor zaten orada işte güçle birleşmek için. Bu videoda da işte Nathanos Sylvanas'la tekrar bir araya gelmek için zaten ölmek istiyor. Evet. Çok paralellik var yani. Ve işte Tyrande de aslında Darth Vader gibi artık böyle karanlık tarafa tam geçişini tamamlamış ve aynı Vader'ın yaptığı gibi işte Nathanos'u öldürüyor. Vader de Obi-Wan'ı öldürüyor ve işte bunu bir şey için yapıyor. İşte bir fedakarlık için, bir amaç için yapıyor ikisi de. İşte Obi-Wan güçle birleşip daha sonra işte
Luke'a yardım etmek için bunu yapıyordu orada. İşte Star Wars'ta. Burada da sinematikte de yani alaycı bir Obi-Wan gibi davranıyor zaten. Aslında Obi-Wan'ın gençliğini de tip olarak andırıyor Nathanos'un imajı ve işte alaycı bir Obi-Wan gibi Tyrande'yi tahrik edip işte onun artık bu karanlık tarafını böyle kullanarak o da işte Sylvanas'la yeniden kavuşmak istiyor. Yani onu kullanıyor kendini öldürtmek için ve işte bunu da özellikle yapıyor ki Tyrande iyice artık kontrolü kaybetsin, bu intikam ateşiyle dikkatsiz davransın, sonradan Sylvanas'a karşı hata yapsın diye aslında muhtemelen bunu yapıyor gibi gözüküyor ve bunda da başarılı oluyor. Çünkü Tyrande aynen karanlıktan geldiği gibi tekrar karanlığa dönüyor ve işte aslında orada işte For Teldrassil diyor, hani Teldrassil için bunu yaptım der gibi diyor ama aslında Teldrassil umurunda değil artık. Geçen hatta yani, biz tekrar şeyi konuşmuştuk abi yayında, bu işte ahlaki grilik motivasyonlarını konuşmuştuk. Hep bir şey için hani villain karakterler, bakın vigilante demiyorum. Tekrar villain, kötü karakter dediğin karakterler hep zaten bir şey için bir şey yaptığını iddia eder. Ama işte şimdi söz konusu mesela burada trende olunca biraz ya işte haksız da değil modu, işte o grilik motivasyonu. Evet. Aa, işte ben şey yazdım mesela trende şu an karşısına. Hani şunu söyleyeyim, Malf çıksa bile Malf'a saldıracak durumda çünkü ısırıyormuş Malf'a. Kimin de dediği gibi bence artık biraz da iradesini kaybetti. Onu da söyleyeyim. Bence artık Eru'nun kontrolünde bir mevzu. Çünkü gerçekten zaten sinematiğin başında görmedin mi? Çatır çatır veriyor. Evet, evet. Sinematiğin başında çatır çatır geliyor arada. Can sıkıcı yani, göze çarpan. Yani benim gözüme değil, arkadaşımın gözüne çarpan bir hata var. Nathanos'un yediği ok sırtında gözükmüyor. Onu belki fark etmişsinizdir. O da hani bilmiyorum, belki ya da ben görmedim. Gözükmüyor da yani ilk sinematikte de, bu arada ben de başka şeyler yakaladım, o ince detay. Orada da Agra'nın dişleri çarpılıyor Trall'la yan yana gösterirken. Bir clipping hatası yapmışlar. Ama onlar ufak şeyler. Sonuçta bunda da İşte oku kırıyor, ondan sonra çekiliyor, ok orada sallanıyor falan, o detayları yapmışlar. Ama şey olmuyor, yara kalmıyor, kan akmıyor falan, o da undead olduğu için yani. Kan akmaz canım. Yani biraz model ve teknoloji şeyleri var orada, mazeretleri. O kadar olur diyelim artık, o ince detay yani. Neyse işte. Undead'iz biz, kesten kanamayız. Evet, oku arkada kalıyor duvarda yani. Şu o kadar zehirli işte, şunu atmayın artık ya. Ya. tamam devam. Şimdi sinematikte bunu ilk şey yazdı, Red Shirt Guy yazdı Twitter'da. Ben de ona cevap vermiştim hatta Twitter'da. Oradan sonra yazı konusu aklıma geldi. Adam hani bildiğin Blizzard'ın açıklarını kovalıyor ya. Şey, Shirt Guy mı? He. Şey yazmıştı yani. Nathanos sinematiği Dark Shore görevleriyle aynı sorundan muzdarip. İşte müzik, diyalog, işte gösterdiği şey Tyrande'nin zaferini çağıran şeyler ama aslan olan şey o değil yazmış. Ben de ona cevap olarak şey almıştım. Hani belki amaçladıkları şey o değildi. Çünkü Nathanos öleceğini zaten biliyordu. O yüzden de hiç umurunda değildi öleceği. Hı-hı. Ve bu yüzden de İstediği şey Tyrande'nin galibiyetini gölge düşürmekti. Ha. Ve şu aslında Zoval, Jailer. Jailer yani. Avantajlı her şeyde. Ama karşısındaki en büyük tehdit de Elun bu aşamada. Çünkü onun benim en azından kendi iddiama göre Elun da bir first one olduğu için Jailer şu an Elun'un da çok düşmanı. Çünkü evet, onun düzene karşı çıkıyor. Yani her şey de bu yani genel gidişat zaten iki böyle güç odağı gösteriyor gibi sanki şu anda. Değil mi? İşte Jailer ve diğer işte Eternal One'lar yani Shadowlands'ı yaratanlar. Artı bir de First One'lar var ki onlar işte özellikle gizemli kaldı ve Elun'un ne olduğunu özellikle söylemiyorlar. Ama yani 99
first one diyoruz biz. Evet, evet. Ama nasıl bir first one? Çünkü evet, tek bildiğimiz işte Elu'nun Azeroth üstündeki yansımaları, işte gücünün nasıl nasıl diyeyim tezahür ettiğini görüyoruz ama kendisiyle ilgili yani o varlık nasıl bir şey, amacı ne, niye bunları yapıyor hiçbir şey bilmiyoruz daha. Elun diye bir şey var bu arada, öyle bir varlık var. Ferotan sormuş. Yani evet, artık hurafe gibi olmaya başladı. İnanıyorsan var moda ama Elun diye bir varlık var. Yani bu Night Warrior olayında Elun'un işte nasıl birebir müdahale ettiğini ve nasıl güç bahşedebildiğini gördük. O yüzden Elun diye bir varlık var. Ya da sinematiği aslında sinematikte izleyerek gitmek lazım ama ben öyle o şeyi beceremiyorum Twitch'te. Hani bir zaman kayması oluyor. Ben ona alışamadım. Yok, zaten onu yapmayalım bence. İşte daha genel konuşulacak. Bir de çok sembolik ve her böyle aşamasında bu sefer saniyede bir durdurup bakın şurada şu oluyor işte bunu anlatıyor falan demek lazım. Ama işte ona çok DC'ye durumu bırakmak lazım. Ne? Ne? Ya işte o detayları diyorum, detay kısımları izleyiciye bırakmak lazım, evet, diyorum. Biz mesela şeyi verelim. İşte o dediğimiz, kendi gördüğümüz, yani bize göre, bizce olan göndermeleri söyleriz. İnsanlar bundan sonraki izleyişinde bir de o gözle izler, kendisi görür. Yani. Ben şey demiştim hani yazıdan. İşte Trendir'in Elun'un bir iyice avatarın nasıl dönüştüğünü gördük. İşte gökyüzünün tamamen karartması. Evet, ayı, evet, olarak ayı karartıyor önce, daha sonra her yeri, evet, karartıyor. Evet. Night Warrior'a dönüşmesinde zaten o var. Arkane gücü kullanması, Arkane güçlerine Thanos'un köpüşlerini tek atması. Evet. Ve gözlerinin rengi de değişmiş aslında. Evet evet, değil mi ya? Tamamen siyah yerine güzel bir mavi ton gelmiş. Göz bebeklerinin de gözüktüğü için gözükmüyordu. Hatta yazık şey de işte Red Shirt Guy ona tweet atmış. Biz de istiyoruz bu göz şeyini. Niye biz de kullanamıyoruz falan. Her şeyi de versinler zaten yani. Yani biz de NPC olalım, görev verelim değil mi? Ya şey çok bence çizimini ben beğenmedim bu arada, onu söylemek istiyorum. Ya bu isterim, çizim olarak şey yapmayayım. Çizim in-game var, sinematik neyse, tarzı bir şey yani. Ya daha neticede, güzeldi. Daha yani CGI seksiydi, kalitesi beklemeyelim yani. Ha tabii. Ama yani in-game sinematik olarak da güzel. Oyunun in-game rigleri aslında çok kötü. Onu da biz çok da aldık konuyla. Bunu söyleyip devam edeyim. Oyunun rigging olarak yani kemik çok yapısı olarak yerleri, animasyonlar çok kötü. Ama bunu in-game sanatçılar da iyi yapıyorlar. Ya ama bunda da şöyle bir şey var, onu demek lazım. Sonuçta 15 yıllık teknolojiyi, evet, 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 yani modernize ede ede ancak bu kadar yapabiliyorlar yani. Sıfırdan yapmak çok zor böyle bir şey. Çünkü bir ara şeyi vardı onun, bir muhabbeti vardı aslında da hani tamamen şey motorlarını, yani grafik motorlarını değiştirecekler falan diye. O da olmadı. Evet ya. Onlar rağmen çok iyi in-game sonikler yapıyorlar yani. Ha? Benim şey yapabildiğim cutscene'ler. Cutscene'lere katlanamıyorum ya. Gerçekten çok kötüler. Zot. Bizim karakteri çünkü başrole, evet, almaya çalışıyorlar ya. Evet, çok kötü oluyor gerçekten. Onlar evet. Diyelim. Onlar da böyle şey, diğer NPC'lerin konuşmaları falan da böyle bozuk bozuk oluyor ya. Evet, evet. O hiç yetmiyor artık yani. Machinima kalitesinde falan oluyor onlar yani. Eski i̇şte kalite. Devam edelim. Evet. Trenden orada bu arada hedefi Latanos'ta değil, onu da söyleyeyim. Ama Sylvanas'ı arıyor. Evet. Ama tabii net, ki onu bulamadığı için intikamını bir kısmını Thanos'tan alıyor. Alıyor. Bir kısmını. Bir yarısını orada alıyor. Yarısı hala şeyde kaldı. Ama Thanos ne gazlıyor onu ya. Söylediği şeyler var ya. Evet, zaten ben o yüzden kazanan. Bir yerde aynı Malfurion gibi şey diyor ya işte. Tran de yapıyor ya böyle. Aynı Malfurion'u ağladı. Aynısını yapıyor evet direkt ya, yani. Çok cringe değil mi abi o ya? Oradaki o seslendirmeci yeteneği artık yani aşmış gitmiş. Yani şey de güzel. Ooo dedim yani. İnsanlar demek ki cidden dikkat etmiyor. Trendler'in Night Warrior olmasıyla bile dalga geçiyor. O kadar umurunda evet, değil. Evet, yani. İşte Night Warrior mısın? İşte High Priest, ay şeyim diyor yani Trendler. Ne oldu? Hiçbir şeyi engelleyemedin diyor ya işte. Evet, engelleyemeyeceksin de diyor. Evet.
öldürsün diye maksimum tahrik taunt atıyor resmen şeye. Evet. İşte ya orada bir şey söylüyor. Your precious ashes mi diyor? Your precious şey mi diyor? İşte Sylvanas onunla ve işte onunla beraber senin o kıymetli ağacında yanan bütün ruhlarla beraber diyor. Yani burada olduklarında artık iyice şey ediyor orada. Kanıtlıyor o ruhların MOV'a gittiğini. Hiç umursamıyor yani Nathanael cidden. Bu yüzden hani bu trende için bir galibiyet değil bence. Galibiyet öyleyse bile Nathanael çok güzel gölge düşürdü trendenin galibiyetine. Ve benim yazımın başlığı da şeydi hani. Kazanan Nathanael trende ise bir yer önünde geçen herkesi yıkacak, yıkıp geçecek demiştim. Çünkü yani cidden bu aşamada kim olursanız olun Night Warrior'la ve Elun'la Night Warrior Elun'la onun intikamı arasında sakın girmeyin. Yani buna Mayer de dahil, ne bileyim, Chandris de dahil. Gözlerinin yaşına bakmaz. Onun için nasıl diyeyim? Trende'yi karşınıza almamaya çalışın. Bak çünkü Mustafa abi güzel bir şey eklemiş. Onu bir ekleyeyim. Konuşmaya öyle devam et Murat'tan. Bu Horde ve Alliance aynı anda Sylvanas'ı durdurmak için kapılara geliyordu ya şey muhabbetinde. Evet. Hani niye yoktu orada trende? Yani Sylvanas'ın orada kendini göstereceği evet, belliydi. Şeymiş ben... abi. Onu söylemiş ya da o sırada Dark Shore'da Chilli'ymiş. Ya orada şöyle bir şey var. Gen'le trende ayrılıyor. İşte Dark Shore'u tekrar almaya gidiyorlar. O sırada bu savaş oluyor. Onlar Dark Shore'u alıyor. Aynı zamanda işte bu Saurfang. Ama Gen oradaydı olaylar sırasında. Aynen. Saurfang, Anduin ve diğer Alliance ordusu da Orgrimmar'a saldırıyor. Aynı anda oluyor. Gen oradaydı ama o sırada. O sonradan geliyor işte. Hmm. Tayland'a gelmiyor. Şey gibi ya işte her yerde seni arıyorum ama seni bulmak da istemiyorum falan. Bir şey yazmış. Bu kadar ego ile gidip Sylvanas'ı öldürse ya kendine komik olur. Ya ben bir yorum gördüm. Bu Nathanael muhabbeti gidip Sylvanas'ın da kâlesini alacak. diye. bence yani bu bizim bir de bir tahminimiz. Bunu da söyleyelim bari tutarsa diye. Ben çok uzun süredir söylediğim gibi CGI sinematik bekliyorum. Shadowlands sırasında. Evet. Sylvanas ve Trenden'in kapışacağı. Ve işin bir noktadan sonra da Sylvanas ve Trende yerine Jailer ve Elun'a döneceği bir yani asıl güç kaynaklarına döneceği bir CGI sinematik bekliyorum açıkçası ve kazananın da Trende olacağını zannetmiyorum. Çünkü Trende'de çok dezavantaj var. O kadar aşırı güçlü ki ölecek. Yani bu olacak bir şey çünkü Night Warrior'ların kadarı ölmekmiş. Onu biliyoruz Shadowlands'ten de. O gücü taşıyamıyorlar çünkü. Bunu da söyleyelim. Ardemir'de başka Night Warrior'ları da görüyoruz. Onlar da ölmüş karakterler o güç yüzünden. Onun dışında bir savaş bekliyorum ben ve kaybettiğini düşünüyorum Trenden'in. Şimdilik bu kadar bir soru varsa. Yok ben de bir ara chat bir yandan chat'e şey yapmaya çalışıyorum. Ben de yetişmeye çalışıyorum seni bölmeyeyim dedim. arada güzel bir soru geldi bir dakika onu kaçırmayayım. Tamam. Sylvanas peşinde adres diyor. Tombaldin demiş. Sylvanas'ın peşinde madem Tyrande bu kadar adresi belli niye gelmiyor oraya? Yani işte bulamıyor zaten. Şöyle bir durum var. Sylvanas zaten Azeroth'ta istemediği zaman bulunmayacak güce erişmiş durumda. Evet. Ve işte Helm'i kırmadan önce de zaten bu işte son hani oradan ayrılmasını hatırlayın. Yani işte Shadow'a dönüşüp ayrılıyor oradan. Zaten Sylvanas'ta bu güç var. İstenmediği zaman bulunmayacak bir seviyede zaten şu anda. Yani dalga geçiyor. Kedi fare gibi oynuyor onunla yani.
Sylvanas ölürse ne olacak dünyada? Valla Sylvanas ölürse... Onun Night Warrior olması falan Sylvanas için bir şey ifade etmiyor yani. Sylvanas öyle bir güç seviyesinde şu anda. Yani evet. Ben şeyi söyleyeyim. Bu ara bu konuştuğumuz karakterlerin hiçbiri Azeroth'taki yaşantıyı ya da yaşamı direkt etkileyecek karakterler falan değiller yani. Tamam Sylvanas seviyoruz ediyoruz muhabbetini yapıyoruz eyvallah da yani. Şu an Sylvanas ölse böyle Azeroth yıkılmayacak. Çökmeyecek bir şey olmayacak evet. Yani. Ya zaten öldüğünde nereye gittiği belli artık. Ölen karakterlerin nereye gittiği ve nasıl bir sorun olduğu. Bence çok hani ölse bir şey olmaz diye düşünmeyin. Şimdi o kadar bir çünkü altyapı yani Sylvanas benim tahminim çok büyük ihtimalle boss bile olmayacak. Boss olsa bence da olmayacak. Yani çok üstüne şey kuruldu. Yani evet. Ölse bile işte biz daha önce de konuşmuştuk zaten Murat'an da anlatmıştı işte yani Illidan'a daha paralel gidiyormuş evet, gibi. Daha paralel. Kerrigan ya da başka bir böyle kötü karakter ya da Garrosh falan değil. Tam tersi Illidan'ımsı gidiyor gibi gözüküyor. İşte bunda şöyle bir ironi var bakın şey dedim ya Tyrion da geldiğinde Illidan gibi geliyor ve işte evet. Burada çok güzel bir ironi var işte onu az önce anlatacaktım. Sinematikte böyle bir gönderme de var. Yani Tyrion da Illidan gibi davranıyor ama Illidan'ın karanlık versiyonu. Ama Sylvanas Illidan'ın esas amacına, esas felsefesine daha uygun bir şekilde gidiyor hikayesi. Böyle bir ironi var aslında. Bu iki karakter de karşı karşıya geliyor. Yani ve işte Illidan gibi devam eden Tyrion da aslında Illidan'ın esas yaptığına paralel şeyler yapan Sylvanas'tan intikam almaya çalışıyor. Gene yani Illidan'ı anlamamış. Evet. İşte evet. Gerçek. Ama işte biraz da intikam ateşiyle intikamıyla biraz onunla yanıyor. Bu arada bak soru da gelmiş ya. Illidan Purupak aydınlık değil tabii ki zaten. İşte bir green dediğimiz işte bu. Yani Sylvanas da iyi değil. Tyrion de mesela Teldres'in intikamını alıyor ama Tyrion de iyi değil. İkisi de green tonunda yani. İkisi de kendine göre. Kendi felsefesine göre şeyler yapıyor. Pardon. Tren de yani yıllarca Azeroth'un diğer kısımdan da olan şeyleri zerre umursamamış bir karakter. Onu da söyleyelim. Aynı Malfurion gibi. Night Elf olmasından ötürü. Yani o da öyle pürüpak bir karakter değil. Hatta Warcraft 3'te Legion İstilası sırasında neredeyse Alliance'e Horde'un yardımını kabul etmeyecekti. Onu da söyleyelim gururu yüzünden. İlidan Malfurion'un. Yo yorumları okuyorum ya. Ha, Medivh onları ikna etmeseydi zaten kaybedeceklerdi Legion'a karşı. Onu da söyleyelim. Evet evet. Şey muhabbetini söyleyecektim. Bir soru geldi de. Konuyu dağıtıyoruz mu şu an? Açıyorum. Yorumun sonu valla yetişemedim ben. biraz moderasyon help yani. Ağacı niye bu kadar dert edindi? Yaktı abi içindekileri. Ben de olsam ben geliyorum. De dert ederdim yani. Tabii canım ama yani. Şöyle hoş bir olay değildi onu söyle ama yani. Benim düşüncem artık iş o Teldres ile işin sadece bahanesi. O zaman evet. Şu an Elun'un anlamına nimet ediyor. Elun içinde en büyük tehdit Jailer. Başka bir yorumlar şey geldi. Tauren Battlecry. Heh var bak çok dur. Doğru ve güzel bir yorum yapmış. Bizim de söylediğiniz bir şey söylemiş. Demiş ki yani Sylvanas Redemption olsa da onun iyi bir karakter olmasından çok BFA'daki hikayeyi mantığa oturtacak demiş. Biz de zaten böyle düşünüyoruz. Evet evet zaten şey gibi düşünmeyin böyle Redemption deyince insanlarda ya da işte yaptığı şeyi anlatmak deyince hep şey var değil mi? İşte alacağız kucağa oturtacağız işte Sylvanas anne evet. Falan tarzı yok abi. Yani öyle bir şey yok. Evet değil mi? Yok. Sadece şey yani bu kadar üstüne yatırım yani şeyi bırakın şimdi hikayeyi, karakteri, iyisini, kötüsünü bırakın. Şimdi Sylvanas da, Tyrion de mesela hikaye yatırımı olarak bakın. Yani bu kadar yatırım yapılmış, bu kadar altını doldurdukları bir karakteri kendileri harcarlar mı sizce? Yani altın yumurtlayan tavuk yani. Düz mantık düşünün. Yani bu kadar kolay harcanır mı sizce? Bir de şey falan da gördüm ben bu ara chatte. Arkadaşlar onu da hani biz çok kısa gireceğim çok mevzuyu dağıtmamak adına da. İşte yok Chris Metzen şöyleydi işte çok eskiden çok oyun çok güzeldi falan. Chris Metzen konusunda içinizi rahatlatalım. Hala Lore'a yön veren amcanın ta kendisidir.
Görkem'in Evet. çok güzel Onun olayı bu konuyla olmadan. ilgili nasıl söyleyeyim makaleler tarzı yazıları var, şeyleri var. Bu ya yani bizim kanalımızda da çokça geldi, açıkladı. Konseylerde de bolca açıklamasını yaptı. İşleyişin nasıl ilerlediğiyle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Yani hikaye şu an zorlanmıyor. Onu bir Yok, bilin ve rahat olun o yani konuda. Yani kısa özet geçeyim istersen. tabii, Oyalıyorlar. yani nasıl istersen abi rahat davran. Sadece ben hani o konuda şey olmasın. Şimdi işte bu konuştuğumuz şeyler işte Nathan olsun bugün o yaşadıkları işte Trendin yaptıkları işte Shadowlands şey hype olsun. Hayır abi bunlar Tabii şey canım. var yani. Yılların birikimi. Hem yılların birikimi hem de yani gerçekten yani Madsen şu anda takılıyor abi öyle söyleyeyim. Yani bu adam kovulmadı. Hani Tabii canım. ya da işte ayıptır Hala söylemesi. fikir hakları hala Metsen'in hakkı Ha, zaten. bir de ben hatta şey yapayım. Çok fazla muhabbete dalmayayım. Bu Görkem buradayken bana laf düşmez. Buyur abi yani. Estağfurullah. Ya yo yo öyle öyle. Derse değil. Öyle. Onu ben özetleyeyim. Görkem çok uzatıyor istemeden çünkü. Yani özetle şu an Christie Golden'da, Alex Afrasiabi abi de, bir de Denizur'da kafalarına göre yazmıyorlar aslında hikayeyi. Onlara söylenen bir genel hat var daha yukarıda. Hani şöyle bir yolda ilerleyin diye. Denizur, Golden ve Afrasiabi abi de Lead o. Narrative Designer Denizur. O ilçeyi belirliyor. Evet, Denizur söylüyor pardon. Denizur diyor ki yani Golden'la Afrasiabi abi aslında. Hani buna dayalı bir şeyde şekilde ilerleyelim hani bu yoldan sapmasın diye. Yani Christie Golden mesela kafasına göre yazmıyor atıyorum. Ne bileyim işte. Before the Storm'u kafasına göre yazmıyor ya da Shadows Rising'deki hiçbir kısım Ron'un kendi kafasına göre yazdığı kısımlar değil. Bazı cringe kısımlar haricinde. Onu sallamış demek böyle bir komik olur diye. Ama mesela şey örneğini verelim. Bizim hep örneğini verdiğimiz kitabın sonundaki Sylvanas'ın motivasyonu örneği. Hani insanlar... Ay, ben bunu Twitter'da yazmıştım. Yani biz aylar boyunca işte Sylvanas aslında böyle, işte Jailer şöyle amaçlı olabilir dediğimizde bize Sylvanas simp diyordu. O muhabbet yapılıyordu. Abi şey oldu böyle, story trailer'da işte Sylvanas ne dedi işte? İşte Jailer sayesinde kaderimize hükmetmek sonunda mümkün olacak dedi. Böyle videolar görmeye başladım. Aa aslında Sylvanas haklıymış. Gerçek amacı ne? Çabuk tıklayın öğrenin diye böyle daha önce defalarca kez yerden yere vurmuş YouTuberların videolarını görmeye başladım. Abi Spoiler. günaydın yani. Bu şununla alakalı. Bunu İngilizce görmek yazacaktır istiyorsan. işte. Bak biz burada kendi kendimize konuştuk. Hep havaya gitti. Bir yere yazmak lazım zaten. Ben yazıyorum işte artık Yazıyor işte İngilizce. Gören görür. Buratan. Üç kişi yapıyor. Buratan'ın yazıları da arkadaşlar... Evet. Reddit'e yazıyorum. Zaten Reddit'te de şu an Sylvanas O gazı boşuna vermedim sana. Bunları yaz örneğim da boşuna gitmesin diye. boşa Konuşuyoruz. gitti diye. Aynen Yani öyle. abi bu cidden bakış açısıyla alakalı yani. Sen öyle görmek istemiyorsan görmüyorsun ama biraz böyle artık böyle olan böyle gör artık diye gözüne sokun ya ancak uyanıyorlar. Çok yeni bir şeymiş gibi. Şeyde de öyle oldu. Ben de bu konseyde de aylarca Legion bağlantısı üzerine bağırdık, çağırdık. Hiç kimse sallamadı. Sonra yine bir tane Maldrak sistematiğinde ufacık bir sahneyle bir gözümüze soktular. Ha. Artık görün şunu diye yine böyle bir herkes aydınlandı. Oha demiş yani. Çünkü onu da görmek istemediler. Abi bu kadar kapalı oynarsanız göremezsiniz zaten. İnsanlar belli şeyleri görmek istiyor. Ya evet işte sadece Alliance, sadece Horde ya da işte Horde'un içinde bile Loyalist ya da öteki tarafı Freehold. oynamadan, görmeden ya da en azından oynamasanız bile millet oynuyor bunun videolarını koyuyor. Açın bir ne bileyim Nobel'i izleyin, şey yapın. İşte bizim yayıncılardan anlatan var. İşte yani Exo'nun o şeyleri var. İşte Utku'ların var. Duyuruları var. Lore öğretiyorum bölümleri var. Yani illa oynamak zorunda da değilsiniz birebir. Ama işte bir merak edip bakın abi yani var bunlar. Gayet Görkem bir yorum gelmiş de seni ha. çok seni onu destekleyecek şey işte söyleyeceğim. Bir soru gelmiş. Ha.
Sivan'ı sevmek için psikopat olmak lazım. Kadın Z güçünü öldürüyor. Onu buna ben cevap vereceğim. Bunu bana bırakın da tamam. Yani hakaret ediyor. Yani birisini neden seviyorsunuz? Abi ben onu nerede böyle çiçek böcek karakterleri sevmiyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Elias'la Horde benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Onu da söyleyeyim. Umurumda değil. Yani beni bu yayında herhalde ilk defa geliyorsun. Çünkü sen yenisin galiba. Bu yayınları birazcık izlemiş olsan ya da beni birazcık okuyor olmuş olsan benim için Elias'ın Horde'unda hiçbir bok olmadığını biliyor olman lazım. Aynı Sylvanas'ın söylediği gibi. Ben hani oyun bana izin verse Legion'a katılacak biriyim. What the fuck? Ne oluyor lan falan burada? Ya da şey böyle hani. Mov Covenant'ını açsalar ona katılırım yani. Onu öyle söyleyeyim. Garoş zamanında biz Corcoran olmak istiyorduk mesela. Yani evet. Nazgrim'in yanında. Gerildim ya. Hayırdır ya ne oluyor? Ya, ve? Öyle bir şey yok ya. Yok. Ya arkadaşlar yani bunu şöyle demeye çalışıyoruz. Biz mesela bir şeyler konuşuyoruz. Mesela Alliance tarafından konuşmadığımız zaman sanki işte Sylvanas'çılar oluyor falan anlaşılıyor. Ya öyle bir şey yok. Yani hikayenin o kısmını anlatıyoruz mesela. Şimdi bugün aslında Nathanos olarak böyle bölümün adını da o yüzden özellikle seçtik. Yani tamamen bu noktaya parmak basmak için. Çünkü zaten herkes Tyrande üzerinden izledi. Zaten videonun adı bile Fortaldrassil. Yani evet. Olayın biraz öbür tarafından bakmak lazım ki tadını çıkaralım yani. Ben kısa bir girebilir miyim bu şeylere? Abi şöyle söyleyeyim biz ilk konsey yayınlara başladığımızda da aynı mottoda başladık. Bu yayının da mesela formatı o şekilde ilerledi. Arkadaşlar lore dediniz. Bakın lore, Yüzüklerin Efendisi olur, Star Wars olur, işte Starcraft olur, World of Warcraft olur. Aklınıza ne geliyorsa. Lore dediğin şey bir olayın fantastik kurgusal hikayesi anlamına gelir kelime olarak. Ve lore dediğin şeyi biz tarafsız anlatıyoruz. SimCity de olur, hiç sıkıntı değil. Yani Görkem mesela Nathanos'un tanımını yaparken, Nathanos'un bugüne kadarki işlenmiş hayatını anlatırken tarafsız bir şekilde yaptı. Biz şu an bugün neden Nathanos konuşuyoruz? Çünkü geçtiğimiz hafta Elun ve Trende vesilesiyle çok konuştuk gibi. Yani biz seçimlerimizi yaparken bir Horde yanlı bir şey yok. Bir kere takım tutmuyoruz dediğimiz gibi üçüncülük yani Karşıyaka, Göztepe gibi taraftarlarız biz. Yani öyle söyleyeyim, öyle şeylerini seviyoruz. Bir de nekrofili de değiliz yani, sevmiyoruz yani. Böyle Sylvanas'cılık böyle işte posteri var evde yalıyoruz falan tarzı bir algı evet. Olmasın yani. Hani anlatıyoruz şey, biz sadece yani. Ve ne? Konusunda bir problem var. Evet. Bak şöyle oluyor. Destekliyorsan simp oluyorsun. Ha evet yani o da bir... Eklemiyorsan nefer ediyor oluyorsun. Ortası yok yani. Beni de ezmeyin yani. Herkes evet. Her şeyi de sevebilir abi yani. Hayır sevmek değil yani. Demek istediğim biz konsey olarak evet biz işte yaptıkları şeyleri işte eleştirirken ya da yorumlarken haklılık vermeye çalışıyoruz. İşte bakış açılmanızı da işte geniş tutmaya çalışıyoruz ama bu şey değil yani. İşte sıçsa yerim abi falan. Öyle bir şey yok. Evet yani özellikle tarafsız kalmaya çalışıyoruz ki o tam tersi çünkü bu olayın. Ha yani... bir de mesela Görkem de söyledi. Aslında altın yumurtlayan tavuk muhabbeti var ama Arthas da öyleydi. Yani nothing büyüktür World of Warcraft'ın hikayesi yani. Bir şey söyleyeceğim. Murat'ın Sylvanas'ı savunmuyor. Murat'ın abi Legion'ı savunuyor. Yani Sylvanas ve Legion evet. They're all like against each other. Birbirlerine tamamıyla Türkçe konuş lan. Birbirlerine tamamıyla zıt. Ve Sylvanas'ın yaptığı da Legion'la ortaklık gösterdiği için ben şu an bu kadar destekliyorum. Çünkü J'leri ben aslında J'leri destekliyorum onu da söyleyeyim. En ben de abicim de. Çok yakışıklı değil mi? Ben çok hoşlanıyorum. Hayır bir de şey ondan. Gerçekten çok mesela düşünsene evdesin böyle kız arkadaşını almışsın koluna. Tamam film izliyorsun Yüzüklerin Efendisi izliyorsun. İşte kız arkadaşın tokadı sen niye Sauron'u seviyorsun falan böyle misiniz yani abi? Hani, düşünsene yani dövüyorsun falan böyle kız arkadaşını. Niye Sauron'u seviyorsun falan diye yani. Melkor'a nasıl aşık olabilirsin falan diye böyle. Kafa atıyorsun falan böyle. Abi böyle bir şey yok yani. Sakin. Gerildim diye. Gerilme. Jailer'a gıcık olurum. Triplerine falan. Yani gıcık olabilme hakkım varken sevebilme hakkımız yok mu mesela? Bir de öyle bir durum var. Niye yok hani bir de. Burada hiçbir problem yok. Abi aktivizmle karakterin... de hiçbir alakası yok arkadaşlar. Aktivizm hiçbir bağlantısı yok Blizzard hikayesiyle.
Kozmoz olayında ciddi derse kaldırsınlar abi faction'ları. Türkçe yazdım bakın. Onu da evet, Türkçe yazdı uğraşıp ya. İngilizceden çevirdi adam ya. Evet, evet. Yani parantez artık neydi o? Antiparantez. Buraya ara bilgi geleyim. Yani hikayeyle ilgili gıcık olduğunuz bir şey varsa bunda Activision'ın hiçbir alakası yok. Activision evet. Blizzard'ın da yok. Başlı başına Blizzard'ın başının altından çıkıyor. Evet. Metzen'in halen daha hikayede bağlantısı var. Blizzard abi. Her şey, bakın olan her şey gıcık olduğunuz hikayede Tel Drasil'in yanması, Sylvanas'ın halen daha bu kadar aktif olması, her şey ona Metzen onay verirse oyuna giriyor. Evet. Metzen şu anda fikir hakkı olan 4 kişi var ve bu ilk hikayeyi yazan 4 kişiden biri. Bunlar okey demediği sürece hiçbir şey oyuna girmiyor. Yani şeyi soralım. Ne kadar emekli de olsa yani fikir hakkı ve ilk üretici, ilk hikaye yazıcı olduğu için o okey demeden hiçbir şey olmuyor. Bunu da aklınızda olsun. Yani kendisi ne kadar işte şu anda masaüstü rol yapma oyunu şirketi kurmuş olsa da aslında işte yani hikaye üzerinde hala etkisi var. Yok mu ona da girmemiz? Şey diyeceğim abi. Birkaç şey söyleyeceğim. Yani mesela Blizzard'ın hikayesinde kalkıp Bobby Kotick gelip şöyle yazın demiyor abi. Bak Blizzard onun gözü... Öyle bir şey yok bak, yani. Blizzard onun gözünü... istemiyor arkadaşlar. Blizzard onun üzerinden bir sürekli video yapıyor. Yani evet. Sanki Bobby Kotick böyle elinde şarabıyla ha 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 diye Blizzard'ı yönetiyormuş gibi. Görkem'in linkini bulabilir miyim onun acaba abi, Facebook'tan? Şöyle düşünün, Görkem'in dediği gibi. Metzen bu hikayenin fikir babası. Şimdi bu herifin olayından geçiyor. Yani bu adam hikayeyi rezil edecek bir şeye niye onay versin ya? Sadece bunu sorun kendine. Adam kendi hayatı yağdı o Warcraft adamın neredeyse. Onda bir şey oldu yani. Onu kabul edeyim. Blizzard'ı öyle kurdu. Yani onun rezil olmasına izin verir mi? Onu bir öyle düşünün. Bunun haricinde ben deminki arkadaşa şuradan biraz yükseldim. Hani gerginlikten çok. Hani demek ki bizi hiç izlememiş ki o kadar garipsemiş. Bana yükselme. Yükselme lan falan diye. Hani demek ki hiç izlememiş. Yeni gelmiş herhalde. O yüzden Görkem, o kadar garipsemiş. Bu şey dedi mi? Özür diliyorum Murat Han. Activision Blizzard nedir ne değildir? 3 nokta evet, evet diye evet, başlayan evet. Değil bu, mi? Bu. Atıyorum linke kaynak gösterir misiniz denmiş de. Buyurun tabii kaynak. Tabii ki gösteririz. Buyurun kaynak. Kaynak. Kaynaklar geliyor. Silvoş. Bu ara şey var mı bunun? Hani bir üyelik müyelik gerektirmiyor değil mi? Direkt post açılınca okuyor. Facebook'tan nasıl okuyabiliyorsunuz? Silvoş. I love Silvoş. Blizzard yazısı arkadaşlar. Utku'nun attığı. Bu da sanırım orijinali postun. Doğru muyum? Bir dakika bakayım. Altında linki var. Onu da atayım. Benim, nedir ne olmaz. Demin, Türkçe şey zaten. Yani. Demin şey örneği verdim ya. Biz Ayda Ayda Silvanas hakkında bunları söyledik. Sonra gözlerine sokulunca herkes fark etti. O şeye gıcık oluyormuş dediğim gibi. Aylarca bir şey diyoruz. Herkes yani kimse umursamıyor. Açık konuşayım. Ne umursayacağım? Sonra doğru. O yani ona ben bak, susuyor da bakıyor. Ya öyle oluyor ama yani nasıl söyleyeyim. Biraz şey var. Özellikle yazı ve haber şeyinde yani sen de gazeteci olarak yani biliyorsun bunu. Yani ülkedeki herhangi bir şeyde de var. Bu nasıl söyleyeyim. Kolay bilgiye ulaşma şeklinde evet, alakalı evet. Bir mevzu bu. Anlatabildim mi yok, demek istediğimi? Yok bu yabancı. Ben Reddit'e yazdım yani Sylvanas Illidan'ın benzetmesini. Yani abi Illidan'ın iyilik meleği oldu Pox'ta biliyor musun? Şimdi sanki Illidan şeyleri yapmamış gibi mesela. Legion'ı mağlup etmek için ilk istila sırasında, War of the Ancients istila sırasında bir tane Infernal'ı yok etmek için sanki kendi takipçilerinin ruhlarını emmemiş gibi. Ki bunu oyun içinde görebilirsiniz bu arada. Bugün chatte de vardı. Bu ara Illidan'la Sylvanas'ı kıyaslama ya da Trendy'yi kıyaslamayın tarzı bir şey miydi? Sylvanas'la yanılmıyorsam. Kıyaslamayın tarzı bir yorum vardı. Bu ara Illidan daha korkunç. şeyler yapmış. Tabii yani. Daha yani. Çok şeyler yapıyor. Ama o da işte nazarın. Greater için yaptı. Yani Legion'ı mağlup ettik neticede yani. Neyse olmasına kadar. Çünkü uğraştı ona yaptı yani. Ve
Illidan'ın aslında güç açı bir karakter olmadığını da Zera'yı paketlemesinden anlıyoruz yani. Evet, paketlemesinden anlayabilirsiniz. Onun amacı tamamen özgür irade. Aynı Sylvanas'ın söylediği gibi. Hani şey diyor ya Sylvanas, my destiny is my own diye. Çünkü Zera'nın onun kaderine müdahale etmesini istemiyordu. Ankara'nın ama. Sylvanas öyle cidden. Zera da mesela az manyak. Ya mesela kimse onu mesela şey yapmıyor değil mi? Yani evet. Gerçekten o Nauruların yaptığı hayvanlıkları göz önünde alıp da konuşmuyor. Bu yani evet. Blizzard ve Blizzard Sylvanas çevresinde, şöyle ben yani küçük komünitemizden bahsediyorum. Bu nefret ve düzeltme çabamız genel hayatımızda ya da şey akışında yok. Mesela diğer tarafta işte yani dünya yanıyor, kavruluyoruz falan, böyle korona patlamış, ortalık yanıyor falan. It's okay. İşte Sylvanas, "O ne Sylvanas mı dedi?" falan diye böyle biraz daha şey tarzımız nasıl var yani. Nasıl şey yapmış falan böyle. Çünkü o ölecekti. Asla... Çünkü onu öldürecekti. Kafaya onu koymuyoruz. Şey din. Mesela hiç kimse kudurmadı yani Zera falan diye. Ya ben bu benzetmeyi realite koydum abi. Yani Illidan'ın çok iyi bir karakter olmasından yalayıcı olmama kadar her şey oldum. Yani abi çok işte az olumlu, çok büyük bir, yani çok az olumlu yorum aldım ama en azından benim seviyedeydi. Hiç hakaret olmadı, onu da söyleyeyim en azından. Ama Murat'ın işte... odasında büyük bir Sargeras posteri var. Böyle kaslı böyle şu şekilde. Yalarsa Sargeras'ı yalar ya. İlla birini yalar. Bir ara şurada Şebnem Ferah posterim vardı, onu söyleyeyim. Yok artık. Hayda. Ya sevmem ya. Özlem tekim varken. Bak hemen başlayayım böyle. Dur dur sen de yani bunları kovalıyormuşsun. Ben bunları kullanmıyorum artık ya. Bir ara oyun geldi falan veriyordu ya oradan poster. Alışkanlığım pek yok yani benim niyeyse. Neyse işte. Bence Elir'i açtım işte, ya. Buna bir Legion posteri koyacak değil mi buraya böyle? Demonlar falan böyle. Ağlıyor sonra, başında ağlıyor sonra böyle. Mesela bak orada Superman'i sevmezsin, Luthor'u seversin ama işte Sylvanas iyi gördü, Horde'u kullandı. Horde'dan hem Alliance'ları öldürdü. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, geçen bir şeyde de muhabbeti döndü. Kendi aramızda Discord'da geyik yaparken arkadaşlarla orada da döndü muhabbeti. Önce yani şunu bir tekrar etmiş olacağız artık çünkü çok söylediğimizden eminim. Bir, Sylvanas evet, Warchief çok... olmak istemedi. Tekrar lore'a sert giriş yapıyorum. Sylvanas Warchief olmak istemedi. Tuttu Vojimun'u, Warchief yaptı. Neden yaptı? Muezzele yaptı. Vesaire vesaire. Evet. Sylvanas'ın zaten kendi ta Kataklizm'den itibaren kendi başına uygulamaya başladığı bir plan vardı. İşte Garrosh da zaten bundan pek hoşnut değildi. İşte Lich King'den ne farkın var birader? Seni orospu deyip hatta muhabbetler çekiyordu. Oyun içinde söylendi arkadaşlar bu. Onu da demeyin artık. Ha tabii. Bunu Garrosh söyledi bu arada, ben değil. Velhasılı Kelham. Artık da kanonda öyle bir şey yok. Sylvanas Warchief olduktan sonra sadece kendi planını uygulayabileceği rahat bir ortam buldu. Ve bunu yaptı. Bunu kullandı. Yani tutup da ben Horde'u kullanayım diye dur beni Warchief yapın, bana oy verin, Ala Atıf bir beni seç, kadın erkek fark etmez. Öyle bir şey yok. Hani bunu yaptılar, o da faydalandı bu durumdan. Yani herhangi bir karakter, yani dizi izleyin mesela. Hangi dizi izlerseniz izleyin, ortalama gri bir villain karakter bunu kullanırdı. O da kullandı çok normal bir şekilde. Yani bana çok absürt gelmiyor yani karakterin şu ana kadarki olan gelişimi. Hani şöyle düşünün. Bu benim kendime bir eleştirim aslında. Ben yeri geldiğinde Grindelwald'a bile haklılık payı bulmaya çalışan bir manyağım. Yani o yüzden Sylvanas'a sempati duymamı şaşırmayın yani. Deli gibi siyah bir karaktere bile aslında o da işte bunu amaçlıyor diyen bir deliyim ben. Onun için hani Sylvanas'a da bir noktada haklılık bulmaya çalışman normal. Bakış açım benim böyle yani. Ben kötü karakter, kötü değil. Aykırı evet, karakterleri sakin. Seviyorum sakin, abi. Sakin. Yani böyle çok iyi, çok çiçek böcek karakterler sıkıcı geliyor. Anduin bana sıkıcı geliyor mesela, söyleyeyim. Çok çok klişe çünkü. Yani çok klişe yani mesela, bir karakter. Mesela bak ben sana onu söyleyeyim işte 10. Black Empire expansion'ında. Şimdi burada böyle bağıra bağıra söyleyeyim de burada dediydim derim. Black Empire. Black Empire expansion'ında Anduin böyle Beacon of Light olarak gezecek yani. Onun da büyük şeylerini göreceğiz yani. Hayır Anduin hatta geliyor. Olgunlaşıp, olgunlaşıp böyle karakteri iyice oturacak. Aslında Anduin'de şöyle bir olay var özellikle verilen. İşte o deneyimsizliği işte yani kral olmaya çalışan bir prens olmak durumu yani ortada kalması... o düştüğü zorluklar açısından aslında karakteri uygun. Hani klişe ne kadar klişe gözükse de
olgunlaşma aşamasında bir karakter ve içine düştüğü durumda biraz klişe bir durum yani. Yani şey de söyleyeyim hani, hakkında vereyim, daha 18 yaşında bir, 19 ya da en fazla yaşında bir karakter evet, böyle. Ya, Fatih de İstanbul'u yani, aldığında 14 yaşında. Anduin neden kartallı? Evet değil mi böyle? Kartallarla götürseler Shadowlands hemen biterdi halinde ne güzel. Bu arada şey, hani orada bilgi hani trende neden MOBA geçmiyor Sylvanas için? Shadowlands intro görevinde Bolvar yolu açıyor helmi kullanarak. Sylvanas trende atlıyor oraya bizi beklemeyi. Evet. Ve garip bir şey var. Hepimiz aynı portaldan geçiyoruz ama trende yok. Ya yani bir şekilde MOBA Ardenville'da geçiyor herhalde. Onu da söyleyelim. Şöyle benim tahminim orada tahmin tabii ki. Diğer karakterler böyle güç seviyesiyle alakalı bir durumda. MOBA düşüyorlar. Evet. Hani böyle istemsiz bir şekilde düşüyorlar. O herhalde geçişini kontrol edebilecek seviyede. Evet olabilir. O evet, Elun'da sonra çok ciddi bir bağlantısı olduğu için artık. Bunun göndermesi de yapılıyor bu arada. İşte Nathanos'u öldürdük. Pardon şeyler kaçırıldıktan sonra ilk sinematiği izliyoruz ya, Bolvarlı sinematik. Ondan sonra şey diyor Lord Amar. Yani işte şeyi de Tyrande'yi de kaçırmaya çalışmış Sylvanas ama o buna saldıranları def edebilmiş diyor. Hani Jaina'nın bile yenemediklerini nasıl yenebilmiş vay anasını falan gibi bir şey diyor orada. Yani güç seviyesini aslında orada söylüyor. Ve Jaina'nın Mava kaçırıldığında bildiğimiz için demek ki Jaina'dan daha güçlü olduğu için bir şekilde Mava düşmemeyi başarıyor. Parçalıyor, parçalıyor. Evet, evet. Yani bunu da şeyde göreceğiz bu arada. Shadowlands başlangıç görevlerinde onu anlatmıştık. Zaten şimdi de oynasanız beta'da 3 tane mi 4 tane mi işte oyun içi sinematik var. Bir tanesi muhtemelen işte gene bu gördüğümüz sinematikler gibi olacak. Onlar da göreceğiz. Bir düşüş anında var. Bir tane işte Sylvanas'ı gördüğümüz yerde var. Sylvanas'la Anduin beraber. Ondan sonra bir tane sonda var, bir tane de işte Oribos'a geçiş sırasında var. 4 tane, he, 4 tane sinematik var. Onları... Lütfen, gördüm. Jailer'ın beyni kazana atacağız sinematik. Gerçekten öyle bir anda oldu. O in-game, aynen. O, evet. Onda biz de varız. O kısa bayağı zaten şey... Kopistalar ne güzel olur ya. Yani onunla 5 oluyor o zaman. Onu da öyle sinematik gibi yaparlarsa... İşte o bize göster. Onlar şu anda beta'da hala yok. Şeyde bakmasın. Encrypted halde bile koymadılar. Demek ama burada göster. Kapaklı olaylar var. Orada bir şeyler göreceğiz yani. Shadowlands'in ilk günü hepimiz beraber izleyeceğiz. Evet. O arkadaki baby odanın ne kadar olduğunu siz biliyor musunuz fiyatını? Ya yaptım ya. Kandırıyorum sizi ama o yastık onu kardeşim doğum günümde aldı. Hemen hava atayım o zaman. Ama ne kadar uslu uslu dinliyor ya. Hiç. Çok iyi, çok ilgilendi herhalde. Çok tatlı ya. O da 3 bölüm geldi değil mi? Daha yenisi gelmedi. Gelmedi daha yenisi. Evet, dur bakayım. Şöyle. Sylvanas'tan sonra kim kaldı, hikaye nasıl yürüyecek? Ben kendi tahminimi söyleyeyim. Şu an öyle hikaye konusunda, hikaye değil. Bu kozmik konular konusunda çok bilgili karakterler şunlar bence. Ölümlüler için. Illidan, Sylvanas, Medivh, Ashara ve Trenda. Bu 5 karakterle bence ilerleyecek hikaye uzun süre boyunca. Evet, yani Sylvanas, mesela bizim benim de tahminim. Paket sonunda mesela hepimizi MOBA'dan kovabilir. Hani işte burada her ne olduysa biz onu düzelttik. Hadi şimdi basın gidin. Evet. Diyebilir. Bye bye. Ondan sonra da işte evet, Medivh, Ashara, Illidan ve Trenda üzerinde ilerleyebilir. Bunu şeye benzemez mi? Lich King'i kestikten sonra işte her bir şey elini alıyordu. Tyrion elini alıyordu işte. Bu yük sadece benim falan falan yapıyordu böyle. Arkadan Bolvar bağırıyordu. Diye falan böyle. Hatırlıyorsun değil mi o sahneyi? Sylvanas da öyle olacak gibi böyle işte Shadowlands'te işimiz bittikten evet. Sonra işte buraya gidin bir daha geri gelmeyin falan. O tiyatro benzeyecek gibi. Shadowlands'ı kapattık arkadaşım diyecekler. hadi bakayım böyle. Ölümle giremez buraya hadi bakalım ölünce gelsiniz diye. İkileyin diye. Bolvar olacaklar.
sahibi, onu da söyleyelim. Hı? Özellikle Helm sayesinde, çünkü ciddi bir bilgi sahibi oldu Shadowlands hakkında Ner'zhul'la beraber. Ha, bollar. Kadar... Ner'zhul, evet. Ya harcadılar adamı. Hatta bollar tahminen bizim bu paketteki Khadgar'ımız olacak. Kim? Bolvar. Bolvar. Ner'zhul onu çok tatlı. Yazık o adama. Ya, ben çok üzülüyorum Ner'zhul'a ya. Ner'zhul artık GG ne yazık ki. Kendisini artık harcamış öğrendiğimiz üzere. Ya çok üzücü. Animasyon yok. Animası yok mu oldu Ner'zhul'un, öyle tanımladım. Yani animası şeyde olabilir tabii, Shadowlands'da olabilir ama şeyde Helm'de tutulan kısmı onu Arthas yemiş. Orada direkt yazıyor Chronicle'da, ilk başta baskılıyor, ondan sonra da tamamen geliyor. Evet. Yazık o. Nerede ama şöyle yani? Düşün, özgürleşmiş oldu işte. Sonuçta ruhu özgür kaldı bu sayede. Eşiyle artık Key Jaden'ın göstermediği tabii orijinal eşiyle. Çay içiyordur bir yerlerde belki ruhu. Aslında şeymiş, yine Key Jaden'ın yanına gidiyor değil mi? Benden kurtulamayacak. Twisting Nether'a gidiyor. Orada dert oluyormuş. Ölümdür abi. Ha, bu arada şeyi de söyleyeyim. Ben onu şakasına söyledim de, Key Jaden'ın hakim olduğum durumu da hala tam net değil. Özellikle hakim oldum. Evet. Archimond yani şey... Dev Kocalık'a sormuşlar. Ölmediğini biliyoruz artık. Twisting Nether'da ölmemiş. Yani her ne kadar Mythic Phase Twisting Nether'da olsa da alternatif Draenor'da öldüğü için geri gelme şansı var. Ama tabi Argus'u oradaki işleyişi bozduğumuz için uzun sürede. Sylvanas Helm'i çatlatırken fısıldayan ses, o şey herhalde efekt fısıldaması değil mi? Evet. Helm'i eline aldığında fısıldıyor ya Helm ona. Haa evet. Yani bir şey yok canım, o şey yani Helm'deki işte ruh gücü oradaki ruhlar. Efekt fısıldaması. Hani mesela onlar açığa çıkıyor. Şey olabilir yani, tek yüzük mesela... gibi düşün işte. Şey, tek yüzük mesela beni şeye atma diye fısıldıyordu ya Frodo'ya. Ha. Lava atma diye. O da orada aynı yapıyordu herhalde. Güzel. Archimond öldü ama... Yani Twisting Nether'da ölmediğini öğrendi işte. Archimond alternatif Draenor'da ölmüş arkadaşlar. Evet. En son kanıt olarak da sinematikte en son gözü orada, gözünün feri gidiyordu ya. Oymuş. Resmi açıklama. Bunu Dave Koşak'a sormuşlardı. Evet. 2017'de bir galiba. Önceki, evet. Aynen, bir önceki şeyde BlizzCon'da. 2006 değil BlizzCon'da bunu sormuşlardı. 16'da. Hani Koşak o soruya böyle o kadar yandan, arkadan, önden dolanarak cevap vermişti ki oradan belli olmuştu yani Archimond'un kesin olarak evet. Ölmediği. Üstüne en son BlizzCon'da da şey muhabbeti oldu ya, bu Kızıl Yıldız'ı sordular. Ne, evet. Şey soru cevap kısmında Kızıl Yıldız niye duruyor gökte hala falan dediler. Onun orada durması iyi, o kaybolursa endişelenin esas dediler. Benim bir sorum olacak. Demek Natrezimleri anlayacak mıyız sizce bu expansion'da? Yani görecek miyiz, anlayacak mıyız? Nedirler, ne yapıyorlar, ne yiyorlar, sonunda, ne içiyorlar? Sonunda ben de aynı şeyi düşünüyorum. Sonuna doğru. Ne oldu? Yani şey olacağı kesin. 3 patch, 3 tane content patch olacakmış kesin. Evet. Plan varmış yani, bu plan yapılmış. Bu da şu demek oluyor. Yani, aynen. Yani üçüncüdeki şeyi işte Battle for Azeroth'taki işleyiş gibi gidecek demek ki bu da. Ve nasıl yani? Üçte de şey gibi düşün işte, Battle for Azeroth'ta nasıl üçte Nzot geldi, konu böyle bambaşka bir twist aldı falan. Yani Nzot benzer bir şey olacak gibi. Nzot Battle for Azeroth'un en beklenebilir sonuydu maalesef. En kötü yani ikinciden sonra anladık zaten tabii canım. Şeyde, Naz Yatar'ın bitişinde artık onu anladık. Şey diyecektim hani... Ben geçen bir teori attım bu arada. Yani Nathanos'tan koptuk iyice. Ama Nathanos konusunda şunu diyelim. Gerçekten bize göre kazanan o. Çünkü kendi istediğini aldı. Hatta kendi istediğini trende yaptırdı. Ölme konu şekilde etkilemeyecek. Ben şeyi düşündüm. Hani Utku da örnek verdi ya, acaba Maul'da şekil alabilecek mi diye. Elun'un o şekilde öldürdüğü bir canlı acaba
gerçekten yok oluyor mu diye düşünmedim değil. Yani nasıl diyeyim? Animasını yok etti mi acaba? Ama sanmıyorum çünkü o durumda o kadar rahat konuşmazdı herhalde. Dediğim şu yani. Nathanos kendi istediğini aldı Trende'den. Ben şeyi söyleyecektim. Bu çok uçuk bir teoriydi. Spekülasyon aslında. Sadece aklıma geldi, yazmıştım. İşte bana göre zaten Jailer'la Sargeras beraber çalışıyor çok uzun süredir. Ve iletişime geçen kişi de, ilk kontağı yapan kişi de Nathanos'un aracılığıyla Jailer. Ya Krijeldin'le ya da Sargeras'la. Benim düşüncem aralarındaki anlaşma öncelikle Lich King'in yapılması, ardından da Legion'ın, bu uçuk bir teori diyorum tekrardan, Legion'ın evrende öldürdüğü her canlının bir çeşit ruh paktıyla MOV'a geçmesi doğrudan. Yani Jailer'ın o çok uzun süredir aslında güç topluyor olduğunu düşünüyorum ben o yüzden. Yani Legion'ın öldürdüğü her canlının bence Jailer'a gittiğini iddia ediyorum. Ama bu spekülasyon olarak aklıma geldi sadece. Bu da aklınızda olsun. Belki tutar çünkü. Söyleyeyim burada yine. Olabilir. Aynen işte şey, Sylvanas'ın Tel Drasil'i yakması gibi. Sonuçta Legion'da ele geçirdiği işte gezegenleri, oradaki canlıları işte toptan kıyım yapıyorsa, belki de Jailer için yapıyordu onlar da. İşte Sargeras da Sylvanas gibi davranıyor olabilir ama daha kozmik seviyede. Sargeras'ın asıl amacı en başta şeydi, fiziksel evreni yok etmekti. Jailer çok daha yukarıda alıyor onu aslında. Evet, o kozmik düzeni değiştirmek istiyor. Ghost Van'lara karşı o. Aha. Ya iddiam bu. Ya, yazılı var Tom Baldin. İşte Murata'nın blogunda yazıyor. Ya adam daha ne yazacak ya? Abi daha ne yazacak? Ya, bir dakika, tekrar yükseliyor gibi gözükmeyeyim, sakin kalacağım. Blogumu bilmiyor olamazsın değil mi? Yani hiç okuyamazsın beni. Kıslan. Bahti Black, bak Sayden'e, o Belilur'un o dediği şeyi biz de konuştuk. O, hatta evet, önceki bölümlerden birinde o şey çıktı ya, ya neydi o? Rapor. Yani hani döküman çıktı ortaya işte. Rapor, bunu yazanların da zaten büyük ihtimalle Nathrezim olduğunu tahmin ettik. İşte Sargon'un evet, aslında Nathrezimleri yaratmış olduğu ihtimalini tahmin ettik falan. İşte o yazılardan zaten o bölümü izlersen atıyorum şu an. Enemy Infiltration. Arıyorum neydi ya, dedim kaldım zaten. Enemy Infiltration. O bölümümüzü evet, izleyerekten bu konudaki teorilerimizi de dayanaklı dayanaklı hepsini salladık yani. Aha evet. Şey, bu Trende konusunu son yazının son kısmıyla kapatayım. Trende konusunu. Kendi yazının son kısmıyla kapatayım. İşte dediğim gibi bana göre Sylvanas'la savaşacak Trende ve kaybedecek. Ya ölecek ya da çekilmek zorunda kalacak. Çünkü Jailer'ın yaptığı şey doğrudan Elun'u tehdit ediyor bana göre. Bunun da niye öyle düşündüğümü birkaç yayın önce Elun yayını yaptık galiba biri değil mi? Evet, Sylvanas. Elun ve Sylvanas. Ben orada Elun'un aslında ne olabileceğini detaylıca anlatmıştım. Yani çok detaya girmeden bence bir first one. Yani asıl zaten yaratımı... Tyrande'nin gidişatında da özellikle işte şimdi de bu sinematikte de gördüğümüz şey biraz şeye doğru gidiyor gibi. Tyrande son aşamada işte Sylvanas'la yüzleşecek. Ama işte Murata'nın dediği gibi çok büyük ihtimalle kaybedecek. Artık ölür mü, kalır mı, kurtulur mu orasını bilmiyoruz. Ve Tyrande'yi kurtarmak için ya da onun yapamadığını yapmak için bizzat Elun artık cisimleşerek artık göreceğiz. Artık o aşamada Elun'u göreceğiz. Zaten bu biraz şey gibi, şu anda beta'da onun son kısmı yok. Az önce bir soru da geldi onunla ilgili. Bu şeyin Ardenweald hikayesinin ve işte Nightfey hikayesinin son kısmı işte Tyrande'nin üzerinden dönüyor. Ve Tyrande'nin üzerinden işte ilk başta şeyle başlıyor, Ysera'yla başlıyor. Sonradan Tyrande olaya giriyor. Bu hikayenin son kısmı yok.
Yani evet. Tüm kav hatta 4 kavanın içerisinde son kata yok hala. Ve çok büyük ihtimalle bu dediğimiz şeyler işte çözümlenecek ve olacak. İşte tek bildiğimiz şey şu, Elu'nun ne olduğunu işte bu Covenant hikayesinin sonunda göreceksiniz dediler. Evet. İşte bu BlizzCon'da mı ya da bir röportajın birinde galiba bunu açıkça söylediler işte. En son işte bu hikayenin sonunu gördüğünüzde Elu'nun ne olduğunu, Tyrande'ye ne olacağını, işte bu hikayenin sonunu göreceksiniz dediler. O zaman anlayacakmışız Elun neymiş, nasıl bir yaratıkmış. İşte ne yani yapıyormuş. Yani şey diye pembe saçlı Dwarf, pembe saçlı Dark Iron Dwarf diye bir durum var. Böyle bir artı var. Bilenmiyor. İşte tamamen güzel bir sinematik göreceğiz. Ama Winter Queen olduğunu sanmıyorum. Onu söyleyeyim. Değil gibi, evet. Ben de çünkü Winter Queen Eternal One. Yani Elun'un first fan olduğuna emin olduğum için. Ve daha da ilerleteyim. Bence Warcraft'ın bir arkitekti var. The Architect'i var. Hatta Mertlik sadece belli etmek için. Warcraft evreninin bir yaratıcısı olarak diyorsun değil mi? Yazdığın evet. Yazın gibi. Evet. The yani Architect. Versene, kendi reklamını yapsana kardeşim. Yapıyorum işte. Abi daha ne yapalım? Adamları yazdı. Reddit'e, abi Reddit'e koydum. Sen eğer Twitter'dan yazmasaydın benim Elun yazımın 360 upvote aldığını ve oraya sabitlendiğini kimse bilmeyecekti. Onu yani. Maalesef. Elun teorisini anlatmıştım. Şey de yazıyor Reddit'te. Architect teorimde. Ona da çok ufacık özet geçeyim. Çok dattık çünkü. Bana göre... Bağlantılı canım. Niye ki? Evet, bana göre bazı... İlgili sonuçta. Matrix'teki olaylarla Warcraft'taki bazı şeyler biraz uyuştuğu için ben The Clockmaker ya da A Clockmaker. Sakin ol aşkım ya. Söyle. Bahsedilen... tamam. Çok sarstın kameramı. Özür dilerim. Arkadaşlarındaki bir canlı olduğunu düşünüyorum ve bu First One'ların da aynı Matrix'te robotların insanların böyle neydi işte o yaşam özüyle beslenmeleri gibi First One'ların da Shadowlands aracılığıyla bizim animamızla meyve suyu ışıklarını düşünüyorum. Hani böyle çizgi filmlerde olur ya, içer böyle onun şeyini pipetle. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum açıkçası uzun süredir. Onun için Zova alında böyle bir savaş açtığını düşünüyorum. Simülasyon dışına doğru yani. Düşüncem bu. Daha detaylı okumak isteyenler blogumda yazıyor. Türkçe de yazıyor hatta. Arkitek Gamon güzel olabilir. Bu arada tek tanrıcılık muhabbeti değildir şey ya. Arkitek muhabbeti biraz evet, daha... Evet, Bartiklek. Onu şöyle düşün. Mesela işte Titanların başı da var ama o tek tanrı değil ya da tek yaratıcı değil. Yok, böyle tek yaratıcıdan ziyade böyle yüksek zekasıyla yön verebilme kabiliyetine sahip olma şeyi. İşte zaten... Ve hani... karışmayan bir canlı bu arada. O tarz canlılar karışmaz çünkü kolay kolay. Evet. Mesela Elun bile karışmadı. Direkt müdahale ederler. Teldiras'la aslında Elun karışıyor bu arada, onu söyleyelim. Yani nerede okuduğumu hatırlamıyorum ama ufacık bir detay var. Hissetmeden ölmelerini sağlıyor. Evet. Yani yandıklarını hissetmeden ölmelerini sağlıyor. Onu da söyleyelim. Bu öyle güzel bir detay. Ama o kadar yani. Getirip söndürmüyor. Engellemiyor ama. Olaya müdahale etmiyor. Yanmasını ya da işte saldırıyı engellemiyor. Yani burada çünkü iki ihtimal var. Önce daha iyimser olanından gidelim. Bu tarz canlılar çok ileriyi bildikleri ve çok fazla şey görebildikleri için tek bir olaya bağlı kalmazlar genelde. Yani bunun şöyle sonuçları olacak, böyle sonuçları olacak. Bu böyle olsun derler. Ya da oradaki canlıların Nightheart'ların ölmesi elin dışına geldi. Bir ölümle alakalı canlı olduğu için. Ya o öyle yani... bir plot twist bence gerekli ama ya. Değil mi? Bir... Evet aynen, tam orada bir twist yolu yapılıyor ve çok büyük ihtimalle orada ben de öyle bir şey bekliyorum yani. Ve bu tren de için çok yıkıcı olur. Chronicle, Titanların bakış açısıyla her şeyin light'a. My Geek Parents'ın bak orada güzel bir detay söylemiş. Chronicle'ın Titanların bakış açısıyla yazıldığını BlizzCon'da söylemişlerdi. Evet öyle bir olay var, o kesin. Yani Chronicle'daki bütün kanon aslında Titanların
yarattığı evren ve onların yarattığı varlıkların bakış açısından. Sadece Titanların da değil. Ve Titanların evrenindeki olay Light ile başlıyor. Evet, o da kozmik güçlerden biri. Bence orada bir ama var, onu söyleyeceğim. Evet, aynen. Orada bir ama var. Yani Light ile başlasa da her şey, bizim evrenimizdeki fiziksel oluşum Light ile Void'un çarpışması sayesinde oluyor. Evet. Yani Arcane de bundan sonra oluşuyor. Ama sonuçta bunu şöyle düşün. Kozmik varlıkların cisimleşip de belli bir güce erişip o kozmik düzeni etkileyebilecek seviyeye gelmesi, o başka bir şey. Yani evreni yaratmaları ya da nasıl diyeyim, evrenin düzenini oluşturmaları gerekmiyor. Ondan sonra evrene müdahale etmeleri, evrendeki kozmik düzeni oluşturmaları, hatta işte bu Shadowlands gibi üst evrenlerin buna müdahalesi gibi şeyler oluşuyor. Yani Titanların bakış açısından olsa da daha genel bir aslında hikaye o. Yani şu anki evrenin düzenini anlatıyor gibi düşün. Benim o konudaki tahminim de şu. Hani ışığın yayılmasıyla fiziksel evren başlıyor belki boyutta çalışması, ama onun öncesi olmadığından nasıl emin olabiliriz? Yani First One'ların aslında bu kozmik çarpın dışında çok daha farklı bir seviyede canlılar olup bunu tetiklemediklerini nereden biliyoruz işte? Mesela bunda da şöyle bir şey var. Eğer diyeceğini unutma, Shadowlands'in düzenini First One'lar kurup oluşturmuşsa, demek ki evrendeki en büyük güç olarak bu ruh gücünü ve ölümlülerin yani belki ölümlü varlıklar olması gerekiyordu bu gücün. Evet. Nasıl diyeyim? Animal edilebilmesi için bir nevi. Evet, yani evet. Ölüm olgusunu ve böyle bir döngüyü oluşturmaları gerekiyordu ki işte anima gibi bir üst seviye bir güce ulaşsınlar. Bunu da denetlemek için başına işte Eternal One'ları belki özellikle koydular. Ama sonradan Jailer bu düzenin işte adil olmadığını ya da uygun olmadığını düşündü ve değiştirmeye çalıştı. Ama diğer Eternal One'lar işte yani Shadowlands'ın diğer boyutlarını yaratan ırk işte belki de First One'lara sadık kalıp o düzene sadık kalıp ya da o düzendeki güçlerini kaybetmemek için evet, Jailer'ı topluca hapsettiler ve şimdiki düzeni oluşturdular. Jailer da bu düzeni yıkmaya çalışıyor ve işte bu kozmik düzeni, yani kozmik savaşı bir nevi aslında bu yüzden başlattı. Yani, ve aslında savaşı başlattığını şuradan da bilebiliriz. Denatrius'la bir noktada ittifakı olduğuna eminiz zaten. Evet. O yüzden bu Natrezim'in diğer kozmik güçlere sığdırılması zaten onun fikri olabilir. Çoktan başlamış olabilir yani. Biz. Evet, evet. Yani zaten bunun ön hazırlığını belki de yapıyordu. Evet. Ama işte Shadowlands'taki düzeni işte ya da ne bileyim bir kendince oranın devrimini yapmaya çalışırken bastırıldı. Ve işte Mava bu yüzden hapsedildi. Mesela Matrix'te Smith'i bastıramamışlardı. Çok zor bastırmışlardı. Bakalım burada ne olacak? Bu arada ben bu bağlamda da Zavallı Smith olarak görüyorum ama Agent Smith biraz fazla siyahtı, onu da söyleyeyim. Yani o direkt good guy değil bu arada. Evet, bak Murat'ı dinle. Yani Matrix'te Agent Smith ne kadar good guy'sa Jailer'da o kadar good guy yani. Yok, onun örneğini şöyle vereceğim. Smith fazla siyahtı. O çünkü şeye gidiyordu hani. Artık neyi planlıyordu bilmiyorum hani. Ziyan'ı yok edeceğim. Simülasyonu yok edeceğim. Makinelerin şehrini yok edeceğim. O iş ona gidiyordu. O direkt artık aslında, yok etmek şöyle gidiyordu. Ha işte onda şöyle bir paralellik var. İşte Smith'in Jailer'la olan paralelliği şu. Yani o da oradaki insanlara bağımlılık düzenini yıkmaya çalışıyor. Evet. İşte insanları enerji olarak kullanmak için aslında insanların işte böyle onlara uymak zorunda kalıyoruz. Ve bizim makine düzenimiz de bunun üzerine kurulu, evet, diye bir isyanı var gibi gözüküyor Smith'in. Evet. İşte Jailer'la olan paralelliği bence o. Yani evet,
işte gerçek dünyaya çıkıp işte makine dünyasını, makine şehrini ele geçirmeye çalışıyordu içeriden. Evet. Smith işte Matrix'i kullanarak. Jailer'ın Mav'ı ve Shadowlands'ı kullanarak işte kozmik düzene karşı bir benzer bir şey yapmaya çalışıyor sanki. Yani paralel, tam aynı değil. Tabii. Jailer kendi kopyalarını yapıp işte kozmik düzene salmıyor ama işte Dreadnought'ları kullanarak diğer kozmik güçlere sızmış ve işte onları istemli ya da istemsiz kendi tarafına geçirmiş. Bir saniye. Belki işte Legion da bunlardan biri. İşte evet. Murat dediği gibi belki Sargeras gayet bilinçli bir şekilde Jailer'la beraber çalışıyordu. Abi %99 öyle yani abi. Böyle yani, Zaten bunun başka bir şeyi onaylayıcısı da Maldraxxus videosunda Jailer'a saldırıyorlar. Jailer diyorum şeye. Legion'a saldırıyorlar. Legion'a saldırıyorlar. İşte Legion'ın bir gezegeni oraya da sonuçta şeyde görüyoruz bunu. Illidan videosundaki sahneyi birebir oraya koymuşlar. Bu özellikle yapılmış bir şey. Ve işte Illidan'ın saldırdığı gezegeninde büyük ihtimal Natreza olduğunu biliyoruz. Eğer orası Natreza ise, yani Natrezimlerin esas gezegeni ise ve Natrezimler de aslında fiziksel evrende gezegeni olan bir ırk değil de Shadowlands'ten geliyorsa, o zaman aslında birebir Illidan şeye saldırıyordu yani. Direkt olarak Jailer'ın güçlerine saldırıyordu. Ve hani şey bu durumda Illidan zaten o haritayı biliyorsa onun da ciddi anlamda bilgisi var demektir Shadowlands'ta. Evet. Ve aslında Sargeras'la yani yüzleşmek istemesinin birinci sebebi de belki buydu. En büyük güce ulaşmak için Sargeras'ın anlaşma yaptığı işte Jailer'la ilgili işte bilgiyi ilk elden elde etmeye çalışıyordu belki de. Yani bunu fark ettiyse, bulduysa, çünkü önceki yaptığı şeylerle aynı paralelde olur. Yani Fel'i kullanması, işte Sargeras'ın gücünü kullanması, işte Kil'jaeden'ı adam yerine koymaması falan gibi şeyler, hepsi uyuyor yani bu düzene. Bu arada ben bir detay daha vereyim. Onu daha önceki bir yayında söylemeyi unuttum da. Ne diyeyim? Bu Illidan kitabında bir kısımda Illidan Kil'jaeden'le konuşuyor. İşte Kil'jaeden şey sahnesi, hatta söyleyeyim. Warcraft 3'te Kil'jaeden'in gelip Illidan'ı sorguladığı sahne. Orada şey diyor. Illidan'ın Kil'jaeden'den gerçek düşüncelerini saklamayı başardığını söylüyor da, acaba Sylvanas bunu Jailer'e uygulayabilirim diye düşündüm de ben bir ara. Hani Illidan'ın yaptığı gibi düşüncelerini saklayabilecek durumda mı acaba Jailer'den, farklı bir amacı varsa? Saklayabilir. Sonuçta işte Illidan'a benzer şeyler görüyoruz işte Sylvanas'ın gidişatında da. O konuda da aynen benzer bir motivasyonu ve gücü olabilir. Yani onun gücünü ona karşı kullanıyor olabilir. Ya da önemsiz gösteriyor olabilir kendisini. Bunlar bir soru geldi. Şey, ne olacak şeyi fark diye ediyorum ya. Aslında burada çok da güzel bir noktaya değindi şey Murat'an. Hani Kil'jaeden'ın Illidan'a yaptığı işte o sorgu muhabbetinden. Yani nereden nereye geliyoruz muhabbette? Yani karakter gelişimlerini aslında yavaş verdikleri için belki gözümüzde böyle bir anda gerçekleşmediğinden biraz işte karakterler işte ya Sylvanas bunu nasıl yapabiliyor abi, ya da işte Illidan bunu nasıl yapabiliyor abi moduna girebiliyoruz. Zamanında Kil'jaeden'dan korkan Illidan Sargeras Pantheon'da yerini alacağı zaman gel bakalım kardeş moduna. Dışları çekiyor. Gel bir seninle hesaplaşalım, gel bakalım diyor. Ha, girebiliyor ya yani. Şey durumda yani. Ben de o hapis abi orada. Biraz onun da artistliği var, onu da söyleyelim. Ya illaki vardır da hani o karakter gelişimleri, yani işte ya ben biraz daha Malfurion'dan iyi olayım da Tirander'in gözüne gireyim abiden. Nerelere geldi mevzu? Yani Sylvanas'ta ok atıyorum ben işte Eversong civarlarının yani şey güzel böyle Silvermoon taraflarında işte at koşturuyorum, her şey çok güzelden. Yani buralara gelmiş olması çok şaşırtıcı değil yani. Karakter gelişimleri yani. Ne? Hayır, öyle dedi de. Ay Sargeras'ı da. Şey yani neticede Sargeras oraya şu an bağlı yani, onu demek istiyorum. Ya çıkamadı öyle canım. Ona. Ama yani ben... İlk Illidan'a sor mesela, Warcraft 3'teki Illidan'a sor. Sargeras dediğinde donu titriyor yani. Ya tabii. Evet. İşte öyle.
Şey ama baştan öyle bir amacı var sonuçta. Sargeras'ın gücünü almaya çalışıyor en başından zaten. Aslında şey muhabbet de var, evet. Warcraft 3'ten önce o Barov'da hangisine sanırım tapis tutulurken kitapta yazıyordu bu Illidan kitabında. Onu bayağı planlamış yapacağı her şeyi 10 bin yıl boyunca. Evet. Onu da söyleyeyim. Şey diyecektim. Bence Illidan'la Sargeras şu an Mısır patlatıp bizi izliyorlar. Ya, bu salaklar ne yapıyor diye. Aynen. Ve onlar bence kişilik olarak da çok yakın oldukları için ben biz onların kanka olarak döneceklerini düşünüyorum ve hatta Görkem'in iddia ettiği gibi Illidan'ın Sargeras'ın avatar olarak geleceğini düşünüyoruz biz. Evet. Yani şimdi inanmayan var orada, ona bir cevap vereyim. Hemen oradan da dur bakayım. Kaynak bulmaya çalışıyorum şimdi. Sen bizdensin ya. Legion'ın, Legion'ın bitişinde arkadaşlar. Şimdi dur oradan kimdi arkadaşa cevap Fate Track. Fate Track orada Illidan'ın Sargeras'ın ancak serçe parmağını tutacağını söylüyor da. Şimdi arkadaşlar Illidan'ın Legion'daki özellikle bitiş kısmında yani şeyde verilmeyen, bize sinematikte verilmeyen ve hikayeden çıkarılmış bir kısım var. Retcon değil o. Çünkü o daha, yani retcon nedir? Önceden yayınlanmış bir hikayenin ya da görülmüş bir hikayenin değiştirilmesidir. Medan. Burada retcon olmadı. Hikaye Medan daha bugüne gelmeden değiştirildi. Evet, vazgeçti. Retcon sayılmaz. İlk yani datamine edilen PTR'dayken işte bu Legion'un sonu oyuna gelmeden önce datamine edilen şuydu. İşte Illidan orada işte bizzat gidip işte Sargeras'ın gardiyanı olacak falan filan diye açıkça konuşuluyordu. Ama onu hikayeden çıkardılar. Öyle bir konuşma artık geçmiyor. Onun yerine işte sinematikte gördüğümüz kadarıyla kalıyor. Yani Illidan orada işte Sargeras'la en son yüzleşiyor ve işte orijinal hikaye, yani orijinal demeyeyim de ilk yayınlanan hikayede Sargeras o şekilde hapsedilmiyordu. Illidan tamamen hapsediyordu. Evet. Ve işte vücuduna hapsediyordu bilerek. İşte kendisini avatar olarak kullanıyordu ve ilk hikayede böyleydi. Ama sinematikteki halinde Titanlar güçlerini birleştirip işte Sargeras'ı çekiyor ve işte tahtına onu oturtup ondan sonra Pantheon'u işte onun hapsi haline getiriyorlar. Hapis kalacağı hücresi haline getiriyorlar. Illidan da işte gardiyan olarak Titanlara yardım ediyor halde kalıyor orada. Ama işte buradan da şunu anlıyoruz. Madem hikaye değiştirildi o zaman Illidan neden orada kalıyor? Yani birazcık fikir yürütün. İşte ilk verilen hikaye de bu olduğuna göre demek ki birebir aynı şey olmasa da sonunda Illidan'ın orada kalma amacı Sargeras'la yüzleşmek. Sargeras'ı orada gardiyan olarak tutmak. Yani ben gardiyanı olacak güçte ve seviyedeyse, Titanlar tarafından bu şekilde orada tutuluyorsa Illidan, o zaman bunun amacı nedir? Yani avatarı olmayan Sargeras'ı Illidan'ı kullanarak kontrol altında tutmak. Evet. Yani Titanlar da Illidan'a bu gücü ya veriyorlar ya da işte bu gücün onda olduğunu görerek onu orada tutuyorlar. İşte şey de söyleyelim. On değil. Hikaye bu yani. Şey de söyleyelim bu arada. Illidan'la Sargeras aslında çok yakın kişilik özelliklerine sahipler. Sadece farkında değiller şu ana kadar. Çünkü konuşamadılar oturup. Bence bu feed'de bu yani. Bir yüzleşelim. İşte evet. Sargeras'a aslında işte nasıl yanlış yolda işte yapmak istediği şeyi yanlış yaptığını anlatayım gibi bir böyle gönderme. Evet. Galiba kitapta geçiyordu o. Evet ama aslında Sargeras da belki de diyecek ki oğlum oyun senin düşündüğünden daha büyük, resim daha büyük. Heh, aynen. İşte biz anlaşacak de şimdi Shadowlands'tan sonra bunu göreceğiz muhtemelen işte. Hatta zaten Illidan'la Sargeras gelirse iş cidden çığırından çıktığı aşamadır, onu söyleyelim. Evet. Yani Black Empire olmasa bile bir sonraki pakette gelebilir ve artık iş cidden Cosmic Starship Shit Battle'a gelmiş demektir yani. Evet. Cosmic Star Wars olacak yani. Ya zaten şeyi
iptal etmediler. Bakın onunla da ilgili yaşlı Anduin vardı işte Son of Wolf çizgi romanında. En sonunda bir kare var işte. Artık son savaş olacak diyor Velen ve işte orada Anduin'in yaşlı hali geliyor. İşte High King olarak böyle artık şey yaşlanmış, deneyimlenmiş halde işte orduların artık işte Light'ın ordularının başına geçeceksin gibi bir şey diyor orada. Ve orada Anduin'in yaşayacağını, yaşlanacağını ve bu savaşta da işte Light'ın ordularının başkomutanı olacağını görüyoruz. Ve bunu iptal etmediler, inkar etmediler, alternatif evren demediler. Bu öyle işte gelecekten öylesine bir görüntü falan demediler. Ve bunu özellikle birkaç kere sorulmasına rağmen evet o hikayenin bir parçası, evet olacak öyle bir şey dediler. Yani, bir detay daha verelim mi insanların kafa karışıklığı iyice gitsin diye? İyice kafa karıştıralım falan diye. Aynen. Wolverine kemesi vardı birkaç ay önce. İşte Velen'in oradaki bir diyaloğu çıkartılmış da güya retconmuş bu. Ha. Herkes saldırdı. Retcon Allah belanı falan diye. Steve Denizer 2 hafta önce falan dedi ki arkadaş öyle bir şey yok. O tamamen teknik bir hatadan dolayıydı dedi. Ha. Bunu Utku söylemişti en başında. Ha. Öyle. Yani çizgi romanın yayınlanan hali gerçek ve son hali dedi. Bu bir kare şeyde bulunmuş. O da yanlış basım da değil. Bir tane imaj sızıyor bu production halindeyken daha yayınlanmamışken. O son kare sızıyor ve işte millet birbirine yollaya o halini yayıyor internete. Ondan 3 ay sonra mı ne çizgi roman resmi olarak yayınlanıyor ve o son hali hiçbir şekilde değişmiyor. Yani Steve Denizer da onu dedi. Son yayınlanmış hali tabii ki çizgi romanın işte resmi halidir. O eski hali değil. O ilk sızan hali değil demeye getirdi. Sakin olun çakallar diye. Aynen yani. Boşuna atlamayın dedi yani. Öyleyse evet. Şöyle yapalım. Şimdi konu Arif'in golünden nerelere geldi? Netonos konuşuyorduk ama ilintili yani laf lafı açıyor. Malum konseyinde zaten şeyi bu. Amacı bu. Yok teması bu. Fark ettiğimiz her yayın aynı şeyleri söyler Ostuk yani şu anlamda. Yani şu anda yani büyük bir reveal yok önümüzde. Zaten kırıntılardan sohbet ediyoruz. Zaten biraz da şey yapıyoruz. Bu da zaten fark edilmiştir izleyici tarafında. Yani soru cevap tarzı böyle işte chatle aşık atışması tarzında ilerletmeye çalışıyoruz yayını. Yok daha... onu şey anladım. Kötü anladım. Hani belli bir fikri oturttuk. Onun aylardır ondan gidiyoruz yani aslında. Yani işte zaten bakalım dediğim gibi yani en büyük reveal'lar oyun çıktıktan sonra gerçekleşecek. O zaman daha tabii böyle soluksuz yayınlar falan olacak. Böyle konuşacağız bir başa. Abi dur bir dakika ben şunu düşünüyorum falan tarzında. Bir daha korona gelmezse tabii başımıza. Valla 25 Kasım'da konsey olarak bir toplanma. Abi ben SGK'lıyım. Çalışacağım. Yani şöyle söyleyeyim. Ben Covid pozitif olduğumda yarın işe geliyor musun diyen bir ekiple çalışıyordum. Yani nasıl izin alabilirim? Ne yapabilir miyim? Öyle bir şey zor. Umarım abi, diyeyim ama çok zor. Çok yani. Yani, Türkiye'de öyle şeyler çok zor. Yani düşünsene bir de mesela yani... abi işte yıllık izin istiyorum. Neden oyun oynayacağım falan. Siktir git derler yani. Hani şey, alakalı değil. Her ne kadar patronu biraz devil iması çizse de yani Türkiye'de o izni alamazsın ya bence. Rogican hangi ırkı? Git Undead oyna abi, ben Undead seviyorum. Yıllık izin kullandın ya geçen hafta. Kullanmadım abi ben. Değil mi? Ona sayar ya. Hastaydım, raporluydum yıllık izin değil. Neyse şöyle yapayım. Tabii size doyum olmaz. Ben şu an zamansal sınırlarımı zorluyorum. Sohbete başlarken biraz görkem diyerek topu atmıştım. Şimdi toparlama cümlelerini Murat Han'dan başlayarak alacağım. Evet abi, Netanos'la ilgili son cümlelerin, son yorumların. Son dedik çünkü bilindiğimiz Azeroth'ta öldü. Mav'da göreceğiz büyük ihtimalle ama. Yine de son diyelim. Dediğim gibi bence kendi bilerek öldü. Ölmek için gitti zaten oraya ve bariz değil mi o sinematik, artık? Evet. Sinematik boyunca da nasıl diyeyim? Amacı sinematik boyunca da Trendy'nin galibiyetini gölgelemek için elinden geleni yaptı. Ve gayet kendi tarzına yakışır bir şekilde ya siz gerizekalısınız. Kendi tavırlarıyla
çok güzel bir şekilde gölgeledi trendi. Bunun için bence kazanan, savaşın kazananı bence Nathanos. Her ne kadar trendi onu öldürmüş olsa da Nathanos'u tekrar göreceğiz bir noktada diye tahmin ediyorum. Trendi ise öfkesini dindiremediğiyle kaldı. Yarısını aldı intikamını. Yani hiçbir şeye yaramadı bence yaptı. Bence kazananı savaşın Nathanos. Görkem? Ve... Hah, sandım. C durumda Elon'a karşı avantajlı olduğunu düşünüyorum bu aşama deyip bitireyim artık. Görkem? Evet, o zaman top bende. Ben de zaten işte başta biraz anlattım. Yani bence de bir kere yani herkese yeniden burada konuştuklarımızın üzerinden yeni bir gözle bir daha izleyin. Çünkü gerçekten çok büyük böyle sembolik göndermeler var. Bütün her karesinde ince gönderme var. Yani o az önce işte görüntü geçti. O Tyrande'nin yani baykuşunun o bir bakışı, evet, kafayı eğmesi bile, evet, orada her şey imalı yani. En ufak mimikler, laflar, orada söylediği şeyler, işte dedim ya Nathanos'un Tyrande deyişi, o aynı Malfurion gibi demesi bile bayağı ince olmuş. Yani o gözle bir daha izleyin. İzlemediyseniz Star Wars'un en azından ilk filmini izleyin. En sonundaki Vader'la işte Obi-Wan'ın yüzleşmesinden sonra bu videoyu bir daha izleyin. Çok paralellik olduğunu göreceksiniz. Özellikle yapılmış zaten çok büyük ihtimalle. O yüzden hepinize bu şekilde tekrar bir bakmanızı tavsiye ediyorum. Bence de yani bütün bu göndermeler, bütün bu şeyler yüzeysel olarak Tyrande kazanmış gibi gözükse de esas yüzleşmenin kazananı Nathanos gibi gözüküyor. Siz de bu gözle tekrar izleyin. Hepinize tekrar teşekkürler. Diyelim mi arkadaşlar, farklı, çılgın, aykırı düşünceleriyle lore konseyimiz bugünlük sona erdi diyelim. Ve sizlerden izin isteyelim, veda edelim. Bir sonraki hafta artık yani bomba patlamaz sakıcımızda bir tarafımızda. Yani geleceğiz. Daha ne kadar ne yaşayacağız onu da bilmiyorum. Yani depreminden, koronasından, Covid'inden gerçekten... Ben bir sonraki konseyde görüşmek üzere diyeyim ama bir açık kapıda kalsın yani 2020'ye maşallah diyelim. Başımıza bir şey gelmezse. Aynen aynen. İzin yok sabaha kadar. Keşke abi, keşke öyle imkanlarımız olsa. Yok, ben yarın çalışıyorum. Yani evden çalışıyorum en azından. Hala çalışıyorum. Eda'nın SGK'lığı azdı. Tamam, ben şey yapıyorum. Arkadaşlar gerçekten geldiğiniz için, bu ara aboneler oldu, arada chatte cevapladım, keselerine bereket, çok teşekkür ediyoruz. Herkese, izleyen herkese destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda bu yayında YouTube'da sizlerle buluşturacağız. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Dikkatli olun. Kendinize iyi bakın, sizi seviyoruz. Ya.